Canlı yayına hazırlanıyoruz, toplantı. Anladım dedik. Kanalım canlı. Manyak toplantısı. Aa, başladık herhalde abi. Evet. Değil mi? Büyük olasılık. Başladık. Aa. Ses kimdeyse ona geçiyor görüntü herhalde. İyi, güzel. Se. A a o o o. Dur bakayım, şeyden, telefondan görebiliyor muyum acaba? Ha, biz YouTube platformunda o değiliz, değil mi? Biz o zaman yorumları nasıl görecek? Emrah görecek. Aa evet, yorum göremeyeceğiz. Evet abi, böyle bir tuhaf, ben anlamadım ya, nasıl yapacağız? Ha, burada yani YouTube'da yayın var ama biz Zoom'da olduğumuz için yani bir yandan peki yorum göremeyecek miyiz? Ya da yorum olayına girmeyelim abi. Muhabbetimize girelim bu sefer. Ben de abi size buradan şey Soru yapabilirim, sorar herhalde. yorumları söyleyebilirim. Ha, işte onu diyorum. Sen görebiliyor musun abi? Ben görüyorum, ben bir yandan bilgisayarda açık benim. Tamam. O zaman tamam abi, onu diyorum ben. Sen görüyorsan okey. Arkadaşlar selam, sesimiz nasıl? Uygun mu? Sesimiz geliyor mu gençler? Peki ben buradan göremiyorum ya canlı yayın. Aa canlı YouTube'dan diyor. abi Emrah'ın kanalına girdin, değil mi? Ha gördüm gördüm, Değil tamam. mi? Dur. Bir kenardan dursun. Tamam abi, onun sesini Arkadaşlar kesin ses koyma. geliyor mu ya gençler? Ses geliyor mu? İzleyen Alo arkadaşlar. alo alo. Dur, Memo'ya soralım. Geliyor mu Ses Memo iyi. ses şeyden? Bana ses geliyor. Ha Tamam. kendim de gördüm. İnsanlar da duyuyor. Ben o zaman bir giriş yapayım abi. Şimdi Evet. Le Manyak tayfasının iki güzide elemanı Memo Tembel Çizer ve Bülent Üstün. Onlarla beraberiz. Çizgiyle ilgili sorularınıza cevap verebilirler. Onun dışında nostalji konuşmak istiyorsanız La Manyak günlerini, Lombak günlerini, çünkü üzerinden gerçekten 20-30 sene geçti, az zaman geçmedi. Onları da konuşabiliriz ve ilk başta bir La Manyak nedir abi diyerek ben Bülent'e bırakayım sözü. Lemayak nedir? Lemayak demin dediğim gibi güzide çizerlerin çalıştığı, güzide bir dergi olarak 1990'lara damgasını vurmuş kirli mizahın kalesi olarak adlandırılabilen bir mizah çetecilerinin kurduğu bir oluşumdur Lemanyak. Lemanyağı hazırlayan koşullar da bir Limon dergisiyle başlamış. Daha sonra Leman, Hıbır, Pişmiş Kelle gibi pek çok dergiden, ayrı ayrı dergiden gelen insanların bir oluşumu. Aslında Lemanya'nın ilk çıkışı Leman çizerlerinin hani böyle dışarıda kalan işleri falan, o sırada Leman'a çok fazla iş yapılıyordu. Ve bayağı iş dışarıda kalıyordu. O yüzden aslında Lemanya çıkarmayı düşünmüşler. Hatta ilk editörleri Selçuk Erdem, Bahadır Baruter'di başta. Biz dışarıdan gelen çizer olarak aslında Lemanya'ya gittik. Bir Hıbır'daydık biz. İşte daha eski kökenli Cengiz Üstün Avni'den, Memo Tembel Çizer Pişmiş Kelle kökenli. Ben Hıbır kökenliyim. Aslında Leman çizerleri için açılmış bir dergiyken birden Leman dışından gelen çizerler tarafından kimliği oluşturuldu derginin. O açıdan çok melez bir oluşum. İşte rahmetli Memcoş da yine Avni ve The Gıl dergisi kökenli. Bu arada sen de Avni, değil mi? Sen de Avni'den. Emre Ablak da Avni kökenli. Avni'den ayrıldım. Sizin yanınıza geldim işte, Hıbır'a. Evet. Sonra Yani bir aslında iki sene Lemanyak'tan takıldık. önce biz hepimiz buradaydık galiba, değil mi? Sonra siz Evet. Lemanyak'a Yok, ben geçtiniz. ama şu Hıbır maymunun öncesini de diyorum. Bir, en kökü, yani en başı sanki pişmiş Evet. geldi. Benim yine bizim çarşaf da, hatta daha da Abi köklere benim şöyle bir notum olacak yalnız. Beni Hıbır'a çağıran da sendin. Avni'den Hıbır'a çağıran beni sendin. gideceksek. Lemanya'ya çağıran da sendin. Lomba'ya çağıran da sendin. Evet. Kürtü arkadaş gibi. Kanuna girmiş. Gel buraya diye.
Yani şöyle Le Manyak yine yani biz mizah dergilerinde yani çocukluktan hepimiz neredeyse başladık. Ama Le Manyak'a kadar belki de aslında Hıbır'a kadar böyle biraz hani tam anlamıyla böyle yüklendiğimiz bir meslek değildi. Biraz serseri taraflarını çok sevdik işin. Yani hem serseri olabiliyorsun hem bu işi yapabiliyorsun falan, o çok çekici geldi bize. Ama Le Manyak mesaisiyle birlikte gerçekten hani bu işte bu işe adanmak mı diyeyim, tam anlamıyla bütün vaktimizi verdiğimiz zaman Le Manyak oldu. Yani gerçek enerji. Le Manyak'ta onun şeyini bulduk galiba, yani fırsatını bulduk şeyi. Yani ondan önce, Le Manyak'tan önce hep böyle ya bir şey olması lazım, bir şey yapmamız lazım falan diye hepimizin içinde zaten vardı. Le Manyak'ta birden şey, o dergi formatı, çizgi roman çizmek, öyküler yapmak falan çok oturdu. Yani bizim istediğimiz şeye oturdu. O yüzden böyle bütün gücümüzle abandık şeye, çizmeye o dönemde. Evet. Yani Emrah, bu arada hani bu şimdi biz böyle dijital online çizgi üzerine konuşuyoruz bu, ama biz, mesela bizi izleyen bir sürü çizer arkadaş da böyle nasıl oluruz, nasıl karikatür çizici oluruz, çizgi romancı oluruz diye sorunca bir sürü cevap verilebiliyor buna. Ama yani biz böyle karikatürcü, çizgi romancı olmak için değil, sanki böyle hayatla karışık, böyle garip bir hani çok da böyle şu yapılır, bu yapılır, bunu yaparsan da o olur gibi net mevzuları yok. Ya ama abi, şöyle bir durum yok mu sence de? Bu Kadıköy tayfası, orada Kadıköy acil servisi mi oluyordu, o rapçilerin çıktığı yer? Galiba ha, Kadıköy tayfası. Evet. Yani o çocuklara kimse demedi, gelin hepiniz Türkiye çapında, hatta küresel çapta meşhur olacaksınız diye kimse demedi. Bir istek ve arzuyla gittiler. Orada bir kültür yeşerttiler. O kültür devam etti ve şu an sonuçlarını alıyoruz. Acayip iyi müzisyenler çıkıyor. Ama evet, bu evet. Le Manyak falan da bana öyle bir şey gibi geliyor. Hı-hı. Yani tutkularıyla gelen çocuklar vardı işte. Rahmetli Memcoş. Onu da tabii, evet, o da sırf tutkudan ibaret bir adamdı ya. Yani. Evet, herkes evet. Öyle. Yine abi Le Manyak'a dönecek olursak biz de yani böyle o Le Manyak kadar da böyle o yani ne bileyim 60'larda başlayan rock'n'roll baş kaldırısı var ya, yani hani Jimi Hendrix'lere varan, hippilere, punk'lara varan, işte cinsel özgürlük için savaşan bir kültürün sonlarına yetiştik biz. Köprü altına geldiğimizde mesela Köprü altı kemancıda böyle Deep Purple'cı abiler vardı. Rainbow'cular vardı. Yine lafını evet. Balla keseceğim yine. Madem köprü altı dedin, o zaman köprü altını biraz anlatalım. Çünkü çok çılgın bir ortam değil miydi abi köprü altı? Çok fantastik bir yer değil miydi yani? Garip. Yani ben aslında memo üzerinden keşfettim ama en basit yani tanımı şöyle. Yani ben de köprü altını aslında, yani bizim o çılgın ortam dediğimiz köprü altı, köprü altı kemancı. Ve daha sonra ondan ona benzeyen birkaç rock mekan daha açıldı ama ben oraya kemancı için gitmedim de benim devrimci arkadaşlarım vardı ilk üniversiteye geldiğimde. Onlarla köprünün öbür tarafındaki solcuların gittiği başka bir birahaneye gidiyorduk. Sonra ben tesadüfen öbür taraftan yürüyerek geçerken ulan bir baktım, ulan burada bambaşka çok acayip bir ortam varmış. Senin ilk geldiğin günü ben hatırlıyorum Memo. Üzerinde krem rengi bir palton vardı. Paltonun üzerine de bir sürü böyle karikatürler çizmiştim. Evet evet, ne baktım birader yazıyorduk kolunda. Anarşi falan bir şeyler vardı böyle. Yani orada böyle çalınan müzik, işte dekor, takılan insanlar falan beni çok büyüledi. Yani şey gibi, ben ilk Limon dergisine amatör olarak gittiğim zaman da derginin ofisinden çok büyülenmiştim. Böyle yerlerde yatan, uyuyan adamlar, masalarda uzanmışlar, duvarlara mürekkepler atılmış, işte yarak kürekler çizilmiş duvarlara falan. Oradan ne kadar büyülendiysem aslında köprü altı kemancıdan da aynı şekilde büyülendim. Ve yani bunlar tabii o Sultanahmet kültürü hep bir arada gelişen şeylerdi. Yani aslında kültür ortamı her zaman öyle. Gece hayatı, sanat dünyası, gençlik dünyası, üniversite dünyası, basın yayın,
Bunlar hep bir arada bulunup hep birbirini besleyip güçlendiren şeyler. Bak Peki. şöyleydi Emrah'ın dediği dönem. Aynen abi. Böyle Aynen. kaçan postallar, kod, bunun üstü de herkes bir şey çiziyordu buralar aslında. Köprü altında memo kalem veriyordu insanlara. İnsanlar Evet, beyaz doğru. tahta gibi kullanıyordu. Ben de bir şeyler çizmiştim ona Ama o dönem. şeyi yani zaman içinde o kadar kirlendi ki o çizilen hiçbir şey gözükmez hale geldi. Hatta bir kere böyle otobüsü beklerken üstüme apartmanın giderinden su aktı bir süre. Ben de ya ha yağmur ha gider suyu diye çok önemsemedim ama o böyle bütün şeyi kapladı. Bütün çizimleri yok etti. Yani işte köprü altı o demin dediğim işte hani o 60-70'lerin o baş kaldırı hareketinin kültürünün sonlarına yetiştiğimiz dediğim yerde aslında. Biraz da aslında kemancı şöyle oluşmuş gibi. Böyle İzmir'de hani karışık kahveler vardır ya, hem gençler gelir, kızlar, erkekler, tavla oynar, amcalar falan, böyle deniz kenarı kıraathaneleri. Kemancı da aslında o tarz bir kıraathane gibi başlıyor. Bira da satıyor. Sonra Abi. şöyle anlatıyorlar. Rockçı bir çocuk gelip abi bize bir Led Zeppelin çalar mısın diye kaset vermiş. Aslında hani köprü altındaki kıraathanelerde hep böyle yine şey arabesk çalıyormuş. İlk Led Zeppelin çalmaya başlıyor kemancı. Onu duyan gençler de abanıyor. O kıraathaneden rock bara dönüşüyor yavaş yavaş. Çaldığı rock müzik yüzünden. Abi ben de size bir hikaye anlatayım. Şimdi ben Karabüklüyüm. Bizim çocukluğumuzda pul koleksiyonu yapılırdı. Herkes hep her yerde yapılıyordu gerçi. Deli gibi pul toplardık. Karabük'te de her ülkeden pullar olurdu. Çünkü Karabük'te demir çelik fabrikası var ya dev. Sürekli yurt dışı ile yazışıyorlar. Yurt dışından hayvan gibi mektup yağıyor Karabük'e. Oradan pulları toplardık. Şimdi bu ayrıntıyı şu yüzden veriyorum. Karabük'ün posta servisi iyiydi abi. Karabük'e gelen postalara dikkat ediliyordu. Sanırım bu yüzden Tunay diye bir eleman vardı, Karabüklü. Biliyor musunuz onu? Tünay Deniz mi? Aynen abi. Evet. İlk punk, Türkiye'nin ilk punk Tünay Deniz. Bu metal albümlerinin, rock albümlerinin tamamını o getirtirdi yurt dışından Karabük'e. Ve hepsi Karabük'ten İstanbul'a, Ankara'ya yayılırdı. Bizim Ankara'da, İstanbul'da böyle kaset çektirirdik ya. O orijinaller hep Tunay'dan giderdi. Vay be, acayip. Şimdi ne alaka diyeceksin? Şu alaka. Ethem diye bir çocuk, Karabüklü. Kemancının DJ. Ve Ya çocuk Ethem'i rock. hatırlıyorum ya. Çocuk Evet. rockçı. Bu Bağırdım Ethem rockçı. ben. Evet. Karabük'te öyle bir rock arşivi yapmış ki kendine. Kasetlerle. İnanılmaz bir arşiv var. Ve adamlar rock istiyorlar. Adamda bitmez tükenmek bilmeyen bir şey var. Albüm şeyi var. Toplamış herif. Biriktirmiş. Ne deniyordu ona? Koleksiyonu. Benim bildiğim de hikaye o. Ethem'le çok uzun zamandır görüşemiyoruz. Ne yapıyor bilmiyorum ama. İşte o kemancının ruhu abi, çizdiklerimiz öyle, takip ettiğimiz çizer abiler öyle. Mesela Limon dergisinde Aptülika var, rock and roll çiziyor. İşte Metin Demiran var çarşafta, onu takip ediyoruz. Ve yani çok yükseliyor rock and roll'un yükselişi dönemi galiba, tam kemancının olduğu zaman. Bizim de işte eve çıktığımız zaman Memo, Cengiz, ben Harbiye'de böyle beşinci, kaçıncı kat yani, asansörü bozuk. Bu çok Sekizinci yüksek kat ya. bir... He? Asansörsüz sekizinci kat ve aşağıdan zil de yoktu. Anahtarı kaybedince bağırıyordu. Ne Evet, o çok garip. Tam bir şeydi yani, işgal evi gibi. Aslında hani legal kiralanmış ama kullanışı işgal evi gibi. Çünkü yani habire köprü altından bütün tanıdıklarımızla beraber dönüyoruz yani. Herkes işte kafam güzel, kalacak yerim yok diyor. Herkes peşine bir üç kişiyi takınca ben o evde yani böyle sabahları 20 kişi falan uyuduğunu hatırlıyorum ben. köprü altının olayı oydu ya, şeyi evin yoksa eğer, ki ben de bir 3 ay kadar evsiz kalmıştım, orada takılıyorsun akşam, böyle evsizler bir gruplaşmaya başlıyorlar, bir 5-6 kişi, bu akşam nereye gidilecek nereye gidilecek diye, abi Bakırköy'de bilmem kimin bilmem nesi varmış diye gidiyorsun Bakırköy'e, bir bakıyorsun
Bir zamanlar adamın tanıdığı ama evlenmiş, çoluğu çocuğu var. Böyle 6-7 tane sarhoş geliyor. Ya neyse falan diye evine alıyor. Böyle Evet. gece uyuyorsun, kalıyorsun, sonra sabah kaçıyorsun hemen. Bizim eve de yani o grup geliyordu sürekli. Evet, o grup ve yani aşırı marjinal. Yani hani marjinallik yarışması yapılsa hani bayağı kupa alacak bir sürü adam bizim eve geliyordu yani. Ben Yani ama Şişli'deki ne kadar? evimizi hatırlıyorum abi. Bütün sokağın kedileri sizin evdeydi. Evet. O yine Şişli'deki daha o normaldi yine ya. toparladığımız evdi ya biraz Şişli'deki. Harbiye korkunçtu yani. Yani böyle şeyler vardı. En son böyle artık başımız belaya girmeye de başlıyordu. Reşit olmamış işte kız arkadaşını getirip bizde kalıyor. Ertesi gün bunun taksici dayısı geliyor. Bayağı böyle demir çubuklarla evi basıyorlar. Gitarları kırıyorlar. Böyle kafası güzel punk çocuklar sprey boyayla apartmanın üstünde gamalı ağaç çizmişler. Üstüne de nazilik öldü mü yazmışlar. Oğlum bu ne diyorsun? Aşağıdan da görünüyor yani. Apartmana kafanı kaldırmış. Yukarıda korkunç illegal yani çok zordu yani o evde geçirdiğimiz zamanlar. Hatta bazı bizde kalan çocukların intihar haberleri falan hani çok aşırı depresyonda olan bağımlı çocuklar gelip gidiyordu falan. Şeydi bizim oradan böyle hayatta kalarak çıkmamız çok ilginç. Ya işte hem de aslında çiziyorduk değil mi? Ertuğrul Akbay'ın gırgırına. Yani Tabii yani hala o yani kadar ona çarman çorman düzen, kaotik hayatın içinde hiçbir zaman şeyi köşeyi aksatmadık yani. Böyle evet. kafamız çok acayip olduğu sırada bile bugün dergi var diye böyle sürüne sürüne şöylerden parça yırtıp o haftaki köşeyi çizdik Peki yani. Hiçbir zaman abi size bir şey soracağım ya. Bu haftalık ve aylık dergicilikte şey var ya, sabah kalktığında böyle bir huzursuz uyanıyorsun. Çünkü bulman gereken bir hikaye veya çizmen gereken bir hikaye muhakkak yapman gereken bir şey oluyor ya. Bir yetiştirme durumunda olman gerekiyor hep. Şimdi bunu 30 sene tecrübe ettim ben dergicilikte. 30 senenin sonunda şeye baktım artık hayata yaklaşımım o hale gelmiş. Dergi mergi kalmadı ama her sabah korkunç bir iç sıkıntısıyla uyanıyor. Ve iç evet. sıkıntısı ancak böyle bir şey çizersem geçiyor. Bu karika film, marika film biraz o yüzden tutuldum onları. Ee, Yani yani gerçekten bence o dergicilikten değil söyleyince ya. Yani kısa onu söyleyeyim. Yani bir amaç peşinde koşmak ve bir üretme bağımlısı olmak. Yani üreterek anlamlandırabilmeye alıştığımız için hayatı üretmediğin ve boş durduğun zaman o anlamı yakalamak bazen güçleşiyor. O yüzden yeniden tezgahının başına oturmak beni de mutlu ediyor. Tezgahın başında kendimi olmam gereken yerde hissediyorum. Hani yolcu yolunda gerek gibi aslında çizgi çizer masasında gelerek çizer peki yani. kaleminde gerek. Pardon demin memoyu bölerek girdim abi o Yok, toparladım. ben de aynısını diyecektim ya. Ben de şimdi yani bu şekilde ifade edince aa ulan dedim, evet hakikaten böyle çizince gönlünü rahatlatan bir durum var yani. Böyle iç sıkıntısı yani gereksiz bir şey bile çizsen yani, bir yere bir şey iş yetiştiriyor olmasan bile herhangi bir yere bir şey çizdiğin zaman evet bugünkü görevi ifa ettik rahatlığı geliyor gerçekten insana. Peki abi şimdi bunu biz yaşadık. Bu işte masalarda uyumalar, sandalyelerde uyumalar, sabahlamalar, dergi yetiştirmeler, tuvalette 31 çekmeler. Bizden önceki kuşak da yaşadı. Ondan önceki kuşak da. Bayağı bir devam etti yani bu. Fakat bizden sonra bunun peşi gelmedi. Bitti mevzu. Bu iş toparlar mı sizce? Ne olur? Bizden sonra geldi ya yine yani kuşak olarak bakarsan da bir uykusuz ekolü geldi, Ya uykusuzcular. onları ben bizden sayıyorum yine Ha yani. Bizim okey kuşak tamam sayıyorum. bizden. Öyleyse olur öyle. Ya dur hemen sonrasına girmeyelim abi. Zaten daha ne güzel konuşuyorduk masada yatmaları falan. Yani şöyle bizim o zamanlar niyeyse yaptığımız işle aramızda bir sadomazo ilişki var. Yani belki herkesin çoğu insanın vardır bilmiyorum. Ama yani hani bu kadar kendini yıpratarak bu işi yapmanın o kadar gereği var mıydı yıllar sonra baktığımda? Çok da yok. Aslında zamanı düzenli kullandığında. Yani haftalık bir dergi abi yani 6 günün var.
ve yani her gün iki karikatür çizsen falan çok rahat bir sayfanı tamamlarsın gibi görünüyordu ama ya. Şey yani o gençlik enerjisi yani evet. Harcayabileceğin bir güç var elinde yani şeyi haftalık köşeyi çiziyorsun hala daha iyisin, daha acayibini, daha yoğununu, daha büyüğünü çizebilecek durumdasın ve yaparsan sana vaat edilen güzel bir şey var yani karikatürist olacaksın, bir şey yapacaksın evet. Yani o güzelliğin peşinde olduğu için gücünü sonuna kadar harcıyorsun. Yani şu anda biz şeyi düşünüyoruz. Bir de şey bilgisi de yok ki. Disiplinli çalışma aslında öğrenilen bir şey. Yani onunla doğmuyorsun ki. Yani şeyi aslında ben hala öyle şöyle çalışıyorum. Yani bir iş var. Bütün gücünü tüketene kadar o işle uğraşıyorsun. Bitirip kalkıyorsun. Ben şeyi anlayamıyorum. Hala bende o yerleşmedi. Yani evet işte bir haftada bitecek bir işim var. Günlere böldüm. Her akşam 6'da masadan kalkıyorum. Hı. Niye kalkayım ya? Kafa gitti. Yani sabah tekrar toparlayacağım o kafayı. O yüzden hı. Kafa oradayken sonuna kadar ve ayakta da durabiliyorum. Yani ayakta durabildiğim sürece ayakta durup çalışmak istiyorum aslında. Yani çok ama belli bir yaştan sonra bu işleyen bir sistem değil. Bilmiyorum nereye kadar gidecek bu şekilde. Evet evet. Yani biraz bölünemez bir mesai gibi oluyor ya. Yani bu aslında bir mesela bir çizgi roman yapmaya oturmak bir baraj kurmak gibi. Hani fokuslanıyorsun, doneler toplanıyor. Yavaş yavaş o mal ortaya çıkıyor onu. İşte çok yani onu bölmeye ben kıyamıyordum. Ulan şimdi bu hikayeye bu kadar yaklaşmışken, baraj da bu kadar dolmuşken ya uyandığımda barajın kapaklarından birini açıp unutmuşsam ya da uyku biraz öyle yani. Şahane öykümü yok edecek diye benim aslında günleri günlere bağlama sebebim biraz hep ondandı çizgi roman çizerken. Uyuyunca hikayeye olan inancımı kaybetmekten bile korkuyordum yani. Ya uyandığımda öyküyü beğenmezsem falan diye mümkün olduğu kadar uyumadan onu bitirmeye çalışma sebebim de biraz oydu. Senin dediğin benim o şey. De kafamın en berrak olduğu zamanlar aslında yani ulan hayat hep böyle gitse dediğim zamanlar böyle derginin yani aylık dergiden bahsediyorum. Son bir hafta iki haftası, iki hafta değil de bir hafta 10 günü falan şey böyle her gün birer ikişer saat böyle koltukta böyle uyumak. Yani böyle uyanıp hemen işe girişmek. Yani insan gerçekten bir hafta 10 gün boyunca günde 1-2 saat uykuyla yaşayabiliyor. Çünkü bir yere doğru gidiyorsun. Şeye, yani kafada temizlenecek bir fazlalık yok. Yani şöyle bir uyuyayım da kafayı rahatlatayım. Evet, evet. İhtiyacın yok. Çünkü kafada fazlalık yok zaten. Tek bir şeye odaklanmışsın. Bazen şeyde de oluyor mesela. Motosikletteyken 10 saat boyunca motosiklet kullandın. Ulan süper kullanıyorum diyorsun. Motordan bir iniyorsun. Ah siktir kafa gitmiş. Sadece motor evet. Kullanmak kalmış. Onun dışında hiçbir şey çalışmıyor. Çizerken de aynısı oluyor. Yani aynen, evet. Biliyorsun, sonunda çok güzel bir kafada çiziliyor. Ama hayata uygun bir kafa değil o. Değil. Abi evet. Benim arkadaş var. Uzun yolda şeyde gişelere geliyor. Gişelerde durması gerekiyor. Duruyor, ayağını yere koymayı unutuyor. Böyle düşüyor motor. Değil mi? Tam şey. Hareketi otur. Ama işte şey de o. 10 saat motosiklet sürdüğün için öyle. Yani aslında yani ustalık biraz aslında daha az mola vermekten oluşuyor gibi geliyor bana. Evet. Yani ne kadar az alaları tutarsan terin de o kadar az soğuyor. Ter ısındıkça da yaptığın iş mükemmelleşiyor. Hani bu tekrarla ustalaşabilirsin hikayesi vardır ya. Bence hem tekrarla ustalaşırsın hem de tekrarların arasını mümkün olduğu kadar az tutarak. Evet, bir de aslında şeyle de ustalaşılıyor. Yani çok zor durumda kalıp o işi başarabildiğin zaman yani çok uykun varken, çok yorgunken ya da işte çok büyük bir kriz anında, çok sıkışıkken bir işi başardığında aslında o kafanda çok yer ediyor böyle. Yazılıyor yani altın harflerle yazılıyor ne yaptığın. Veya bir ne kadar yorgun olursan ol, ne kadar sabahlamış olursan ol, iş bittikten sonra bir up geliyor ya, bir yükseliyorsun böyle. Evet. Ne yapacağını bilemiyorsun. Çünkü demin o Memo'nun dediği işte hani tek şey oldu, tek o işi yapmak kaldı, diğer her şeyi attım. O bitince yeniden okyanusa
karışıyorsun ve yani bu kadar doneyle ne yapacağını şaşırıyorsun. Ya biz mesela hatırlıyorum Le Manyak bitiyordu. 20 gün çizmişiz. Bitiyor ve ne yapacağız abi diyoruz. Yani ne yapacağız? Hiçbir şey gelmiyor aklımıza. Öyle oturuyorduk dergide yine yani. Yani ne yapacağız? O açıdan sosyal hayatı yürütmek de zor oluyordu. Yani ne bileyim insan arkadaşlarım var, insanlarla tanışıyorsun bir şeyler. Sonra bir kayboluyorsun ortadan 20 gün. Sonra 20 gün sonra böyle çok hadi sosyalleşelim falan diye çıkıyorsun da kimse kalmamış. Hani 20 gün bekleyecek değil mi insanlar yani? Güzel. Sosyal hayatı yine bir şekilde tedavi edebiliyorsun da özel ilişkiyi manitana asla anlatamıyorsun ya nasıl bir iş yaptığını. Çünkü çoğunlukla oturup ne çizeceğini düşünüyorsun ya. Tabii evet. Ne yapıyorsun diyor ya. Hadi gel bir şey yapalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. Niye boş boş oturuyorsun? Yani hem anlatamıyorsun hem de ömrün anlatmakla geçiyor. Böyle şöyledir, böyledir. O da aslında çok da bir yandan da anlamak işine gelmiyor ki kızım. Niye anlasın yani? Sen habire bir daha anlat falan. O yine anlamaz falan filan. Bence biraz yani en azından oradan bir hayat çıkarmaya çalışıyor. Ben bilemem. Ben muafım arkadaşlar. Sizin gibi manitaya paça kaptırmadım. Ben evde paşalar gibi canım ne isterse onu yapıyorum. Yani istediğim gibi delirebiliyorum yani. Hani eski manitalı dönemde böyle bir delirirsin ya evde. Bazen öykü bulamayınca böyle köşeye çöküp oturup bir şeyler hareketler yapıyordum. Böyle hani saçma hareketler yaparsam hikaye bulurum gibi. Tam çok saçma bir hareket yaparken manita içeri giriyordu. Ne yapıyorsun diyordu ya. Ne yapıyorsun? Bir şey yok diyordum. Ama yani böyle akıl sağlığını falan kaybetmeyeceksin değil mi falan gibi. Hayır diyorum iyiyim yani sadece bir şey falan filan. İşte çok uzundu. Şimdi evde istediğim belirli yapıyorum. Kimse ne yapıyorsun demiyor. O açıdan iyi. Delirmek için güzel. Yine hemen şeye giriyorum. Ama öyle şimdi aklıma geldi yani. Benim de Emre öyle deyince. Ya şimdi yok ama eskiden bütün ömrüm hakikaten manitaya, arkadaşa falan hani bazen öyle arkadaş da olur yani böyle her gün her akşam bir şey yaparlar mangal falan her gün aramaya başlar. Sen de ben öyle biri değilim abi yani ben bazen oturuyorum böyle iki hafta kalkmıyorum falan gibi durumları anlatmaya çalışıyorsun. Ya aslında en başta dediğim hani bu serserilikle çok uygun meslek o yüzden biz çok tav olduk biraz bence bu işe dediğim o. Yani harbiden yine böyle serserice bir iş yapış hali bence. Çok kafana göre bir de çok bencilce abi. Dünyanın en bencil şeyinin başına oturuyorsun yani. O yüzden ufak peki ufak abi, şey yok. Başka bir konu açacağım. Yine çizgiyle ilgili bir şey sormak istiyorum size. Şimdi asıl olan çizgiyi seven yani tüketicimiz çizgiyi seven bir tüketici miydi? Yoksa yaratılan dergideki tipleri mi seviyorlardı? Ne diyor Memo ne diyorsun bu duruma? Ben bir su alayım. Ya bu bana bıraktı gitti. Şeyi ya şeyi bence yani hepsinden vardır ya. Yani her okur kitlesinin içinde bir yani sadece çizgiye aşık olan da vardır. Sadece gülmek isteyen komikliğe ya da maceraya, öyküye aşık olan da vardır. Ya da tipi karakteri arkadaşı gibi benimseyen ya da kendisi gibi özümseyen vardır. Bir de bunların çevresinde, yani bunlar aslında çekirdek okur dediğimiz okur olur. Bir de bunların çevresinde çok da büyük aşkla okumayan ama ortamda okunduğu için ya da böyle hoşça vakit geçirdiği için okuyan kitle olur. Bence şey, yani bunların hepsi olması lazım aslında belki de bir taraftan. Yani hem çizgiyi çok sevenler hem öyküyü, komikliği çok sevenler hem de karakteri çok sevenler. Çünkü baktığında mesela bu Şerafettin tipi bir çizgi karakterin çok ötesine geçti. Şimdi seneler sonra birçok insan onun bir çizgi karakter olduğunu bile bilmeden kedisine Şerafettin diye isim koyabiliyor. O geçmişte yaşamış birisiymiş gibi davranıyorlar yani. Bence karakter zaten hani bir duygu durumuna abanma hali. Yani Şero ne kadar agresifse en kahraman Rıdvan o kadar deniyor. Muhlis Bey o kadar şapşal. Ne bileyim yani böyle bir karakter ya da Otis abinin de hep aynı şeyi tekrar etmesi gibi. Mizah karakterlerinin aslında böyle
daraltılmış duygu durumları onları hızla ikonikleştiriyor. Mesela ben eskiyi duymuştum. Altan Erbulak'ın hani böyle çok coştuğu, çok meşhur olduğu zamanlarda böyle hani mizah ve sululukla ve komiklikle adının böyle yan yana gelişinden böyle insanlar birbirine altanlaşma diyorlarmış. Hani böyle işi sulandırınca ya şimdi altanlaşma acımsı falan. Yani ulan ne kadar güzel ya, insan sıfat oluyor yani. Böyle bir sıfata dönüşecek kadar o sıfatı simgeleme hali. İçindeki karakterlerde de bence bir sıfatı çok yükseltme var. Şero'da da bir sürü vardı yani. Kedi oluşu, kötü oluşu, agresif oluşu, işte alkolik oluşu falan. Pek çok o sıfatı kendi bünyesinde bulunduruyordu. O yüzden çok dikkat çekip... Ben şeyi hiç anlamıyorum ya. Yani bence de evet, karakter, benim de çizdiğim bütün karakterler hep bir, yani bir yerden bir şeyi, ha bunu ben karakter, bu özellik bunun karakteri olsun. Yani süper kahramanlar falan da öyle. Tenten ne peki? Ben Tenten'in karakterini hiç anlayamadım ya hiçbir zaman. Tenten'in karakteri, karakterim karaktersizliğimdir dedikleri şey olabilir ya. Ya Tenten bence şey görevini yapan, yani iyi bir gazeteci olmak için elinden geleni yapan kişiydi. Bir onun karakterinden ziyade sanki mesleğine olduğu, o duyduğu görev tutku, adamı. Görev adamı aynen. Görev adamı, yayılımcı. Önden o gidiyor, arkadan basıyorlar Uganda'yı. Herkesin kolunu bacağını kesiyorlar. Ne yapsın? Peki arkadaşlar, size bir şey soracağım. Şimdi canlı yayın 31 dakika önce başladı. Son 7 dakikamız filan. Bu Zoom'un 40 dakika süresi var ya, bu ücretsiz uygulama. Birazdan evet, kesilecek yayın bir 7 dakika sonra. Tamam. Şimdi Mis diye bir dergi yapıyoruz. Onun ikinci sayısını yapıyoruz. Bu orta yaşlı halimizle, bilmiyorum, ben çok orta yaşlı da gözükmüyorum, çok patatese bağladım ama orta yaşlı halimizin enerjisiyle yine böyle bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Bilmem, yapıyoruz ya bu arada. Yani Instagram'da bayağı aktif bir üretim durumu sende var, bende de biraz var. İşte onu yazılı medyaya, basılı medyaya taşıma. Yani Mis bence çok ağır, kaç sayfalık, hani çok bir yaratıcılık ve üretim fışkıran bir şey oldu Mis zaten. Yani yapılmakta, yapmaktayız yani. Memo da, yani Memo'nun yaptığı 1000 tane de iş var. Yani sergi hazırlığı, sergiler, kitaplar, yayın evleri, onlar bunlar. Bence en az manyaklıktaki kadar aktifiz yani. Bence şöyle, yani mizah dergilerinin genç çizerlerden oluşmasının sebebi şeydi. Gençlik jargonunu oraya taşıyan çizer lazım. Yani okur kitlesi genç. Dolayısıyla yani ortaokulda ya da lisede okuyan adama liseyi yeni bitirmiş ve lisedeki geyikleri bilen, jargonu bilen, oradaki ne bileyim, mesela ben kredili sistemi hiç bilmem, hiç denk gelmedim ama kredili sistem bile eski diyen, şu anki sistemi bilen falan filan, o tarz bir bilgi ihtiyacı olduğu için genç çizerlerle yürüyen bir şeydi mizah dergileri. Ama yani şu anda mizah dergisi dışında bir şey yapmaya çalışıyoruz zaten. Yani mizah dergisi bitti, biz yeni bir şey yapalım diye girişiyoruz ve çizgi roman biraz bu güncel şeyin ötesinde. Yani güncellik de lazım tabii ki ama bir öyküleme durumu söz konusu olduğu için bu kadar güncel jargonun dışında kalan hikaye anlatımları da bence geçerli şeyler. Yani hatta mizah dergilerin dışında kalan çizgiciliği de içerebilecek yeni bir format bence. O yüzden ben çok umutluyum bu yeni şeyden, Mis'ten. Yeni boyuttan ve yeni kitap. Ya birazcık aslında şöyle bir şey var. Şimdi genç çizer şunu yapıyor. Muhakkak onun içindeki işte anlatmak istediği doneleri taşıyan bir karakter yaratıyor. Bir tip yaratıyor. Ve aslında insanlar tip takip etmeyi seviyor. Bu çizgide de böyle, sinemada da böyle. Yani bir tip yarattığın zaman insanlar onunla ömür boyu arkadaşlık edebiliyor. O tip, enerjiden kastım yani, aynen, Mis dergisine de tip koyabilmek aslında birazcık.
oraya doğru gitmek. Evet, onu yönlendirmek lazım aslında genç çizeri. O en fazla mesela aslında tip yöntemi, en iyi tip yöntemi ya, yani çizmekteyseniz. Yani en çok böyle neden bahsediyorsunuz, en çok neyi çizmeyi seviyorsun, espri tarzın nasıl, onun böyle en çok tekrar ettiğin şeyleri bulup oradan bir tipe doğru ilerlemek. Çünkü hani tip gerçekten tekrar. Yani ben ilk kötü kediyi çizdiğimde, yani devam ettireceğimi düşünmediğim zamanlar, onu binlerce defa çizeceğimi hiç düşünmeden çizdim. O yüzden mesela eskiden Bülent Arabacıoğlu abi şey derdi, hani bir tip yapıyorsan hani böyle biraz sade olmalı, çünkü onu o kadar çok tekrar edeceksin ki bir yerden sonra yorulabilirsin diye. En Kahraman Rıdvan'ı saçlı başlatmış Bülent abi. Sonra öyleydi, uzun saçlıydı. Onu o yüzden mi kel yaptı sonra? Tabii tabii. O zaman hemen saçları atmış. Bu ne lan, bununla mı uğraşacağım diye. Ama ben hiç o önlemi almadım. Benimki post bir de yani. Tüy 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 tüy. Tüyler, sakallar, sakallar. Sakallar. Ha? O açıdan biraz yanlış bir detaymış, sonradan fark ettim ama artık çok geçti. Ve yani işte o tipi sürdürme hali, ya işte bu insanlar veri bombardımanı altındayken kafalarında kalabilecek şey en çok tekrar eden şeydir ya, reklamcılığında, propagandanın da zaten faydalandığı şey bu. Tip de ona biraz benziyor. Yani o kadar çok kafana çivi gibi o durumu çakıp sana ikna ettiriyor ve bunu uzun süre yapıyor ki o artık demin dediğimiz gibi artık bir çizgi karakter gibi bile değil. Yani gerçekten sanki var olduğuna seni ikna eden bir şeye dönüşüyor yani. O açıdan yapması zor ama böyle karşılığı da çok lezzetli okuyucu tarafından tabii. Böyle bir şey. Bu arada Emrah, abi Emrah şey diyeceğim. Haziran'ın büyük ihtimal ilk haftası veya ikinci haftası çıkıyor, onu da söyleyelim. Peki abi, bunu buraya sıkıştırmayalım. İkinciyi açalım abi. Üç bölümlük olsun yayın. Soralım o zaman, hemen bir çete bakıyorum. İkinciyi evet, açalım mı? Ne diyorsunuz? Abi yok. İkincide çizgiyle ilgili soruları alabiliriz. İkincide. Tabii alalım abi. Bu az vakit, daha yeni giriş yaptık daha muhabbete. Bakayım ne diyecekler. Yayın biraz geriden geldiği için abi, bitirmeyin demişler. Yok daha ben yani hani konulara girecektik. Şimdi surf yaptık konularda. Böyle birkaç mevzunu daha derinleştirelim. Arkadaşlar yayın birazdan kesilecek. Çünkü Zoom üzerinden yayın yapıyoruz. Bu ücretsiz Zoom üzerinden yayın yapıyoruz. 40 ya, dakika çabuklanıyor. Birazdan bitecek. Tekrar canlı yayın açacağız. Tamam. O zaman daha bir 2-3 dakikamız daha var herhalde. 2-3 dakika abi, işte tam aslında şeye girecektik, hani sonrasını da konuşacağız yani, bizim yaptığımız dergiler bitti ama şey sonra ne olacak falan. O yüzden biraz daha Le Manyak nostaljisine falan ısınmıştım ben. Hani masa üstü yatmalar. Tamam ya, sonrasını biz aslında çok da öngöremiyoruz herhalde, çünkü yapacağımızı yaptık işte. Sonrasını bir cin fikirli bir çocuklar çıkacak mesela, bizim dergide Uğur diye bir eleman var. Evet. Cebindekiler diye bir şey yapıyor. YouTube kanalında da var. Instagram'a da koyuyor. O kadar güzel enerjisi var ki bayağı Le Manyak kafası yani. Gösteririm tabii ki. Evet. Biz de işte öyle çocuklar bekliyoruz yani. Hani biz öyle dergilerin böyle hani icatçı, parlak çocukları olmaya çalışıp tirajlarında hayır şey planlayarak çok yapamıyorsun yani. İçinden evet, geleni yapıyorsun sanatçı olarak. O kitleyle bir ruh birliğin varsa bir şekilde tutuyor. Yani onun zaten formülü olsaydı, formülü ele geçiren herkes hemen çizip hemen popüler olurdu zaten. Evet, evet, aynen. Biraz o yine de bunun formüllerini bir ince konuşalım ya. Yani var gibi de ele geçirilmiyor. Formülleri var gibi tabii de, ama şey formülleri var. Teknik anlatıma yönelik gibi. Yani geçmiş deneyimden kazandığımız bir takım formüller var ama yani bir şeyin tutması ve şey olması, popüler olması. Evet, doğru. Evcilleştirmesi zor yani en azından. Öyle bir bilgi evet, varsa bir de bulup. Yani biraz kuralsız. Zaman... Yani formülle bir şey yaparsın okey olur ama öyle bir şey gelir ki aslında bütün formül iptal oldu. Öyle tabii. Yani bir, o yüzden esnek olmak değil mi? Duruma göre de kendini evet, hemen hızlıca yönlendirebilme hali de gerekiyor tabii.
Abi bu arada ben anlamadım. Yayın da kesilmedi. Normalde 40 dakikada kesilmiyor mu Zoom 45 mi? yayınları? 40 mı? Yo, olmayabilir. Hemen soralım abi. Son bir yenilik getirmiş olabilirler. Instagram da öyle başladı ya, 1 saat diye. Sonra 3 saate çıktı falan. Belki Zoom'da da yayın süresi uzatılmış olabilir. Yok abi 40 dakika diyor ya. Öyle mi? Ha. O zaman yani YouTube'daki şey, doğru. Ben de anlamadım. Tamam. Anlamamak hiç. Ne oluyor? Nerede yazıyor süresi? Evet, ben bilmiyordum 40 dakika. Ya Zoom'da yok abi, niye olsun 40 Yok yok, süresi? Zoom'da Şimdi var da. şeye baktım, Zoom'un sitesinden baktım, 40 dakika diye bir açıklama var ama Normal görüşme 40 dakika da acaba şey mi? YouTube'dan olunca birisi şey yazmış, bazen hediye ediyor abi 40 dakikadan sonra yazmış. Öyle bir şey olabilir mi ya? sevinsin. İyi ama ya, yani devam edelim kendi kesilene kadar o O zaman. zaman abi devam ya. Kesilene kadar yani. Tamam abi. Aslında şeyden güzel girmiştik ya. İşte Lemanya biraz irdeliyorduk. Ben işte o rock and roll kültürü diyordum. Köprü altına biraz girdik. Yani 90'ların mizahını oluşturan ruh da aslında oydu. Memleket de bir garipti. Yani doğuda çatır çatır savaş vardı mesela biz. Şimdi lütfen araya girmeme müsaade et abi. Yeni kuşaklar şey diyor ya, sizin kuşak ne güzel eğlenmiş, konserler, festivaller. Bunu diyorlar ama tamamen dediğin gibi bir durum vardı. Ortalık Öyle tabii. yangın yeriydi bir yandan. Tabii ki. Yanıyordum. Ya, Susurluk skandalı patlamış. Mafya devlet ilişkisi. Yani ama şöyle. Ya Susurluk skandalı çok berbat bir durumdu ama o zaman gazetecilik vardı. Hemen gidip o skandalı sorgulayabiliyordu yine medyanın bir kısmı. Şimdi kıyaslandığında tabii ki en azından gazeteciliğin olması adına olumlu bir tarafı Bir de vardır yani yani. şey vardı ya, sivil hayat diye bir şey vardı. Şimdi sivil hayat kalmadı ki, sokakta yürürken seçim, herkes, ortaokullu çocuklar seçim konuşuyor yani. Orada Evet. eğer Susurluk'la ilgilenmiyorsan bir taraftan apolitik olarak yaşayabiliyordun. Şu anda apolitik Doğru. şansın yok. Lüks haline geldi ya apolitik olmak. Aynen. Yani biz de zaten o dönemin şeyinden kafayı kaçırmak için o kadar çiziyorduk yani. Çünkü ortalık bayağı hiçbir şey yoktu denir ya. Bizim zamanımızda hiçbir şey yoktu. Harbiden o zaman da hiçbir şey yokmuş yani. Ben o zaman Lemanya çok yoğun okuyan eski okuyucularla falan konuşurken abi hiçbir şey yoktu ki yani. Bir Allah'tan Lemanyak, Leman falan vardı da hani bir dönemimizin internetiydi neredeyse falan diyorlar yani. İnterneti mi? Yani bir de konulardan bahsediler. Bilinmez hayal kurmuş hikayeler çizen adamların dünyası. Yani seni kafaca o dönemin şeyinden kaçırıyor. Sıkıntılı halinden. Yani üretenle onu tüketenin aslında bir ruh hali. Hani yeni bir çocuk çıkacak. Bunun formülü yok ama kendi kuşağının sesi olacak aslında. Onların böyle söyleyemediklerini bir söyleyecek bir dil yaratacak. Ve aslında mesela Lemanyak Leman öyleydi ya, böyle çantanda taşırsın. Diğer o Leman'ı seven biri varsa kafanız hemen uyuştuğunu gösterir. Sırf dergi üzerinden bile arkadaş olursun ya. Onun gibi belki kendi kuşağının sesi olmak gibi bir durumu yakalarsa bir popülerlik de kazanıyor galiba kendi kuşağında. O yeni dil, yeni Yani anlatım evet, şeyi biçimi. şeyi yani o dergilerin üstünde çok işlev vardı. Yani birbirinden farklı işlevler. Yani işte kendine bir gence kimlik kazandırmak, gazete okumayan için siyasi gündemi takip edebilmek, işte komiklik, güncel hayattan komiklikler, absürt komiklikler, bilmem neler. Bunların hepsini internet farklı farklı şekillerde ele aldı. Yani şimdi gündemi Twitter'dan takip ediyorsun. İşte gündelik hayata dair komiklikler, şakaları TikTok'tan görüyorsun falan filan. O yüzden şeyi yani şu anda bir basılı çizgi yayınının tutması ancak şeyle olur. Yani internetin sahip olmadığı bir işlevi yerine getirerek olur. Bunun da ne olduğunu henüz biz ve herhangi birisi görmüş değil şu ana kadar. Ya şeyi hatırlıyorum. Bu çarpışma. Mesela
gırgır da televizyonla savaşıyordu ya, yani ya da gazeteler. Hani o yüzden televizyonu konu eden sayfalar vardı gırgırda. Hani fırtta da vardı, fırt tele, tele fırt falan gibi şeyler. Biz de aslında tam bu işi yapmaya kalkıştığımızda yani bizim çarpıştığımız ne vardı? Çok fazla bir şey yoktu galiba dergi için. Bizim dönem şeye denk geliyor. Çok kanallı televizyon. Aslında yani şöyle bir durum da var. Mesela Gırgır'ın 500 bin sattığı dönemde tek kanallı televizyon vardı. Sonra birden çok kanal çıktı. Şey oldu. Yani Gırgır o tek kanalın parodisi gibi bir işlev yürütüyordu. Çok kanallı televizyon çıkınca birden televizyon kendi kendinin parodisini yapabilmeye başladı ve 500 binlik tiraj 100 binlere düştü. 100 bin standart oldu Leman Lemanyak döneminde. Ondan sonra internet ve sosyal medya çıktı. Asıl bomba sosyal medya ile patladı yani. Sosyal medya daha şeyi şu anda sosyal medyanın biz parodisini yapmaya kalkışsak dergide çok yavaş. Çünkü sosyal medya da kendisinin parodisini yapabiliyor aslında. Yani bir yanda Twitter'da gergin şeyler giderken... Abi şimdi bir araya gireceğim müsaadenizle. Şimdi eskiden mizah dergileri güncel hayatın şey parodisini yapıyordu ve bir rolleri vardı. Şimdi artık o rolü bizden sosyal medya çaldı. Peki onun yerine ne koyabiliriz? Yani ben şey çizgi roman ve kurgu dışında çok fazla... Ha bir de şey var tabii, yani mesela mangacılıkta koleksiyonerlik var. Yani manga okurlarının neredeyse hepsi koleksiyoner gibi kitap biriktirmeyi seviyorlar. Yani bir nesne olarak güzel bir şey üretmek, koleksiyon değeri olabilecek bir şey üretmek. Bir de öykü, yani böyle TikTok'ta bilmem ne şeyde sosyal medyada hızlı hızlı geçilen değil de oturup okunacak ve bir girişi gelişmesi sonucu olan bir hikaye yaratmak diye. Yani ben şu anda şeyde sosyal medyayla elde edilemeyen iki şey olarak bunları görüyorum. Bunu da yapan zaten işte manga var ve manga ele geçirmiş durumda şu anda. Peki bir şey söyleyeceğim abi, şimdi zamanında biz çizgiyle ilgilenen gençlerdik ve çizgiyle ilgilenen gençler olarak nereye gideceğimizi biliyorduk. Koşa koşa gidiyorduk. Orada birbirimizi kendimiz gibi çizgiyle ilgilenen gençler buluyorduk ve orada bir alışveriş oluyordu. Sen şu çizeri biliyor musun? Bu çizeri biliyor musun? Bende şu albüm var. Sende o albüm var. Ve hani aslında kültür de bu şekilde doğuyor. Bu çocukların gelişimiyle oluşan bir şey. Onlardan çıkan ürünlerle şekillenen bir şey. Şimdi dijital dünyanın içinde gençler böyle bir şey yakalayabilirler mi? Bu Discord, Miscord, Twitch, Miliç var ya oralarda. Ya öyle şeyler var zaten. Oyun dünyası, şey yani her konunun Discord'u bilmem nesi var. Ben çok Discord dünyasına girmedim ama zaten komüniteler var. Yani ya da çizgi çizen için işte Instagram bile bir şeydir. Yani ben bunu Instagram'a yaparım diye düşünüyordur çizerler. Oradan birbiriyle bir iletişim, network oluşturuyorlardır. Hatta yani jargonu da var şeyin. Yani nasıl mizah dünyasında biz oluşturuyorduk o jargonu işte gelenzi, gidenzi bilmem ne falan filan gibi şeylerle. Şu anda TikTok'la şeyle bu jargon oluşuyor zaten. Ben de çakıldan biliyorum yani şeyi bana izletiyor komik videoları oradan. Ne bileyim emotional damage dersem mesela anlıyor şeyler Reels ve TikTok seyredenler. Yani bu bile eskimiş durumda aslında şu anda ama. Neyse, sen böyle... manga okudun mu abi hiç? Ben manga birkaç tane okudum. Çok fazla okumadım. Yani nasıl oradaki gençlerin arasındaki diyaloglar bizimkilerle, bizim gençliğimizle tutuyor mu? Nasıl ortak, nasıl bu kadar satıyor Türkiye'de? Ya abi şöyle ama işte... yani manga başka, bizim yaptığımız mizahi şey başka. Biz tamamen mizah çerçevesinden hiç uzaklaşmadan yaptık. Manga hayır, da... öyle de yani mangada... Mangada da çok çocuk, şey... Benim yani... gençleri yakalayan şey ne? Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Nedir yani? Alamet farikası nedir? Yani işte dediğim gibi şimdi bir kere şeyi unutmamak lazım. Yani bu bir Japon kültürüyle birlikte gelen bir şey paket olarak. Yani şey nasıl Marvel Comics Hollywood'la birlikte var oluyorsa
Yani Amerikalılıkla, yani orada Örümcek Adam okurken biliyorsun ki Amerika'da gökdelenler var ve orada ağını onlara yapıştırarak gidiyor. Yani bu bilgiyle birlikte Örümcek Adam'ı okuyorsun. Mangacılıkta Japon kültürüyle birlikte olan bir şey, paket olarak. Onun dışında okuduğun zaman, şimdi bize şeyi çok yabancı gözüküyor, çizgisi bilmem nesi, ama okuduğun zaman yani şey var, yani mizah yok değil ya, mizah tamamen komiklik ve absürt saçma şeyler üzerine. Yani şey gibi ya, böyle ne bileyim, ben mesela Fevkal Beşer'de her bölümde böyle absürt kötü karakterler çiziyordum ya, yok soğan çocuk, yok işte deniz anası kadın falan filan gibi. Yani bu seviyede sulu komiklikler var ya mangada, yani onu mizahın dışında görmemek lazım. Sadece jargonu farklı, çizgisi falan farklı. Peki Yani bir soru daha abi. 90'larda biz şimdi 90'lı yıllarda çizdiğimiz şeyleri şu an çizemeyiz biz. Şu an çizemeyiz. Deniyoruz, olmuyor. Bunun Türkiye ile de alakası yok. Ben hani YouTube'da falan da öyle bir şey yaptığım zaman YouTube direkt olarak şey uyarıyor, kulağımı çekiyor. Lan ne diyeceğimi unutuyorum abi, benim ya. demin dediğim o işte, rock and roll kültürüne yetiştik, onunla büyüdük ve aslında 90'ların mizahı da bu rock and roll özgürlükçülüğün üzerine kuruldu. Yani hippilerin cinsel devrimi bize böyle Fırtın Yavrunuzun sayfası, Üf dergisi falan gibi şeyler olarak geldi. Manara'nın kadınları olarak geldi, yani o cinsel devrimin bütün kültürel hareketlerine biz ulaştık. Bukowski'nin bir kitabında 70 kadınla sevişmesi olarak falan geldi. Duruna. En güzeli Duruna'ydı ya. Ya Duruna'yı bir... Duruna'lar falan. Yani bizde aslında onlar birikti. O rock and roll asi kültür. O yüzden aslında küfür yücelikti, yani Ya asilik. abi söyleyeceğim şuydu benim aslında. Bunu biz o zaman yapıyorduk, şimdi yapamıyoruz. Fakat bakıyorum sinemada minamada aynen takılmaya devam ediyorlar. Yapabiliyorlar. Bu bize de Öyle, evet. saklandı yani. Ve Aynen, evet. 50 yaşında şunu fark ettim abi. Dünyada çizebilen ve çizemeyen insanlar var. Çizebilen bir insan hiçbir şekilde çizebilen başka bir insana abi bunu çizme, onu yapma demez, yasak koymaz. Çünkü çizebilen insan bilir çizginin ne olduğunu. Çizemeyen insanlar çizebilen insanlara yasak koyuyor dünyada. Bu hep böyle. Bu Instagram'da da böyle, vatandaş da yapıyor. O, onu nasıl çizersin? Ulan çiziyorum işte ya. Çizemeyen insanların faşizmi var, çizebilen insanlar üzerinde. Ve çizebilmek çok insani bir şey abi. Evet. Hayvanlardan bizi ayıran bir şey. Bazen bu Evet. konu üzerine çok düşünüyorum. Bu ne lan diyorum. Geçen şey, sen bir tane maymun şey, Bülent, maymun koymuşsun ya, yuvarlaklar Bak, çok çiziyor. uygun bir şey, doğru. Ya bu aslında şimdi tam o çizemeyen demeyelim de, yani aslında bu bence çizgi sanatı biraz böyle kompleks uyandırabiliyor. Deneyip de becerememiş insanlarda. Bak Hitler bile dünyayı yaktı abi, bu yüzden. Yani. Düşün, öyle kompleks yaratıyor. Ben bir de şeyi düşünüyorum. Şimdi mesela şeyde, YouTube'dan Benny Hill Show seyrediyorum. Çok seviyorum. Biz çocukken Benny Hill Show vardı ya. Evet, Yani o da böyle çok kızlar geliyor, en sevdiğim. klasik, böyle eğilip a götü gözüküyor falan, komiklik. Kızın götünün gözükmesi üzerinden komiklik yürüyor. Bu biz çocukken normal bir şey. TRT'de çıkıyordu ya. Evet. Sonra ulan bu niye yok diye Benny Hill'in şeyine okudum, hayatını. Adam 80'lerde şey diye, cinsiyetçi diye dışlanmaya başlamış. Çok zengin olduğu halde yakını falan da yok. Evde böyle şeyi, yani artık programını da yayından kaldırmışlar. Evde yalnız başına böyle koltukta ölmüş, tek başına. Ne yap? İyi, Ve şahane şeyi de şahane. Ya o öyle ama ya, ve bir hani hatta şöyle bir şey var, bak cinsellik üzerine şöyle bir durum var. Hiçbir kuşak bir önceki kuşağın cinsellik şeyini üstlenmiyor. Cinselliğe bakışını ve cinselliği anlatış şeklini dışlıyor. Bu şey gibi, hani ergenin anne babasını küçümseyip sevmemesi gibi.
her kuşak kendisinden önceki cinsellik anlatım tarzını ve cinsellik değerlerini küçümsüyor. Bu her kuşakta değişiyor. Yani bize göre Benny Hill nedir onun adı? Pompacı. Avam. Bizim yaptığımız şimdiki kuşağa göre avam. Yani ben Aşık Memo'yu şimdi herhangi bir yerde çizemem. Ama Netflix'te bakıyorsun 31'ci bir çizgi karakter var ya şeyde. Adını unuttum neydi? Big Mouth galiba. Yani sırf 31 üzerine bir çizgi karakter var ve ana akım Netflix'te yayınlanıyor. Ama nasıl yayınlanıyor? Çünkü onu bugünün insanları yapıyor. Yani şey gençler yapıyor ve kendi değerleri çerçevesinde yapıyorlar. Yani 31 diyorsun ya bize yasaklandı. Abi bir saniye, 31'i mi diyorsun gençler kendi değerleri çevresinde çekiyorlar? Cinsellik ya, her türlü cinselliğe bakış, yani erotizmin işlenme şeklinden ya bence adı şey, zamanın ruhu bunları tekrar işliyor. Biz kendi evet. zamanımızın ruhuyla işlemişiz. Yasak dediğin şey değil, yasak değil. Senin o işleyiş şeklin artık tıraş gibi. Evet, yani işleyiş şeklimiz yoksa şey yine 30, yani o şey bitmiş. O Punk's Not Dead hikayesi o 31'ci de Not Dead. Yani kim, hiçbir şey ölmeyecek ki. Yeniden... Abi 31 ayıp bir şey midir? Yani 31 abi insanın kendini sevmesi değil midir? İnsanın kendine bir damla evet. mutluluk yani vermesi değil midir? Şey. O yüzden Le Manyak'ta mesela Mastürbatörler Derneği çok tuttu. Çünkü insanlar yapıyor ama ifadesini görmüyor hiçbir yerde bunun. Birden onu ifade eden birileri görünce hemen sevindi. Oh be, sadece ben yapmıyormuşum demek ki diye. Biz Le Manyak dönemi onu dile getirdik yani. Onu dile getirmekten çekinmedik. 31'ciyiz lan biz dedik. Biz de 31'ciyiz diye dev bir kalabalık birden çıktı. Yani o onu dile getirememekle ilgili bir şey o yani. O yüzden 30, yani Memo'nun anlattığı da bence o. Yani 31 tabii ki herkes yani, evet, yani yeni aşık Memo'lar çıkacak ama aşık Memo diliyle değil, kendi kuşağına. Evet, diliyle. Evet. Yani cinsellik de 31 de yani bunların hiçbir zaman bitmiyor. Her zaman işleniyorlar. Sadece eski işlenme şekilleri avamlaşı veriyor birden. Ay ne kadar şey aşağılık deyiveriyor bir sonraki kuşak. Kendi şekliyle ben bunu daha güzel, daha oturaklı, daha kabul edilebilir bir şekilde işliyorum diye ortaya çıkıyor. Ama bir sonraki kuşak da onu küçümseyecek aslında. Ama bu bize yasak kısmına ben biraz da ben de gıcığım yani. Aslında bana çok yasak değil. Ben Instagram çok küfür ediyorum diye canlı yayın yapma özelliğini tamamen elinden aldı. Ben hani böyle sadece bir hafta falan erteleyecekler zannediyordum. Yok yok, sen abi bir daha konuşma. Niye abi, işte çok küfür ediyorsun diyorlar. Ama geçen abi şeyden ve çok şikayet etmişler beni. Zenginlerin için öldürmeliyiz diye şiir okudum uzun uzun. Herhalde birkaç zengin izliyormuş. Bir de nüfuslu oldular gerek. Bayağı uzun süredir canlı yayın yapamıyorum. Ya küfürden değil de herhalde zenginler biraz panikledi buna. Ya aslında bir yandan mesela şeyde internet ilk çıktı bu 2000'li yıllarda, bizim dergilerde yapamadığımız her şey internette yazılıp çiziliyordu ya. Yani evet. Ben Aşık Memo'dan işte mahkemem varken ulan Aşık Memo'nun çok daha ötesinde şeyler normal ekşi sözlükte bilmem nerede yazılıp çiziliyordu. Yani bugün de aynı şey. Yani yine bize yasak ama televizyonda Netflix'te var falan filan. Yani abi bu niye böyle ya? Ya ciddi soruyorum abi. Çizgiye ve çizere karşı bütün dünya genelinde aslında bakma. Tuhaf bir şey var. Yaklaşım var. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da korkunç iyi çizerler var. Karikatür sanatı var, işte resim sanatı var, heykel sanatı var, en iyi örnekleri var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bayağı heriflere yasaklıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya bitiyor zaten ya. Almanya'da kültür kalmıyor. Ya şöyle mi oluyor acaba? Yani mesela... Aslında avam anlatıyoruz. Yani Le Manyak'ta konularımız avamdı. Yani tamam çizerliğimiz çok böyle uğraşılmıştı. Ama mesela bence mesela Le Man biraz daha entelektüel bir okuyucusu vardı. Le Manyak birden biraz daha avamı,
hani apolitik çocuklar, belki hayatında dergi alıp okumamış tiplerin falan böyle dergi okumasını sağlamıştık aslında biraz Le Manyak'ta biz. Ama bu çizgi yine işi biraz bir entelektüel tarafa çekiyor. Mesela bence dergilerin sonu aşırı entelektüellikten geliyor. Yani yavaş yavaş okuyucusu da entelektüel oluyor. Etrafında politik doğrucu bir okur kitlesi yaratıyor. O da onun yaptığı her hatada ya da her bir kaba bir şeyde zız diye tepki veriyor ve etrafına topladığı bu politik doğrucu okur onun vahşiliğini yok ediyor. Belki yine vahşi okuyucuya çalışmak gerekir bence, vahşi kalabilmek için. Evet, yani acaba şeyi düşünüyorum, yani mizah ve çizgi ana akım olduğu için mi diyeceğim, ama yani çünkü hakikaten edebiyatta da var, yani edebiyatta da küfür de yazabiliyorsun, her türlü cinsellik de anlatabiliyorsun, sinemada da var, ama şeyde yok, pop müzikte Türkiye'de en azından. Türkiye'de. Abi orta çağda büyücüleri yakıyorlarmış ya orta çağda. Evet. Çizerleri şimdi aynı şeyi yapıyorlar abi. Bizi kimse yakamaz lan. Ya o kadar hor görüyorlar ki abi. İnternette ses dosyası kullandığın zaman telif melif ağzına sıçıyorlar adamın. Senelerdir görsel her şeyi bedava şey saçtılar internette. Hiç korumadılar yani görsel sanatçıları. Hem hor görüyorlar hem yasak koyuyorlar bize. Bence şöyle, görsel sanatçılar, bu ilk hatırlıyor musun abi? Metallica'nın Napster'a dava açmıştı. Metallica. Evet. Biz de bir kıllandık. Vay be, hani bedava dinle, ne para gözmüş lan bunlar falan. Biz de hani bıraksana dinleyelim bedava falan gibi olduk. Fakat yani işte tam o zamanlar çizgi romancılar da ressamlar da hakkını aramaya o sıralarda başlamaları gerekiyordu. Şimdi müzisyenler nasıl kazandı abi? Bir dörtlüğünü koy tak diye yakalıyor seni. Yani çizerler aynen. O kadar geç kaldı ki haklarını aramak konusunda. O açıdan bence biraz para yağmalandılar. Ve şimdi yapay zeka zaten ona çalışıyoruz artık ya. Bu saatten sonra. Ne yapsak emikliyor, oradan oraya yapıştırıyor yani. O açıdan çok çok geç kalındı yani. Görsel sanat şeyi, copyright'ları. Abi Mis dergisiyle ilgili bir soru gelmiş. Ona bir cevap vereyim. Ben Mis'in birinci sayısını biz NFT olarak da okunabilir bir dergi olarak koyduk. NFT olarak alınabiliyor. O var bir tek, ama şey, normalde basılı olarak çıkıyoruz. İkinci sayı basılı çıkacak yani. İlk sayıyı bir 4000 bastık, sattık. Bir daha basmadık onu. Sadece NFT'si var. İkinci sayı öyle olmayacak ama satıldıkça basmaya devam edeceğiz. Sınırlı sayıda yapmayacağız yani. Onun dışında hocam üçlü kamera yapamıyor muyuz? Abi üçlü kamera yapabiliyor muyuz? Zoom'da üçlü kamera yapabiliyor muyuz? Bilen varsa yazarsa güzel olur. Ben de buradan bakayım. Bunu böyle böyle izleyen kaydırabilerek üçlüyü görebiliyor galiba. Aha, Cemre Demirel 220 kağıt attı beyler. Para mı veriliyor? Para veriyorlar abi burada. Abi Cemre Demirel fenomen. Bu Kılıçdaroğlu'nun mitingde bahsettiği eleman. Ha. Din ve felsefe üzerine güzel ağzı laf yapıyor. Ben sürekli YouTube canlılarını izliyorum. Ve babası şey karikatürist, rahmetli babası karikatürist. Kendisinin de çok alakası var ve o da bizim dergilerle büyüyen kuşaktan. Şaralarla, meralarla büyüyen kuşaktan. Aa, üçlü olmuş. Oluyor muymuş? Nasıl oldu? Ha neyse. Aa, üçlü oldu. Üçlü oldu, güçlü oldu. İyi abi, böyle 200 ateşlemeler falan, bunlar da güzel tabii yani, değil mi? Eskiden hiç aklımıza gelmez ya. Muhabbet. Cemre Demirel diyor ki canınız sağ olsun abilerim, benden hepinize bir bira. Eyvallah. Evet abi. Ha neye geldik abi, işte haklarımızı korumak falan, yapay zekanın yağmalaması falan, artık onları bakalım bir durduracaklar mı acaba, bilmiyorum yani. Bütün ne varsa abi, sonra da onları kolajla, olur mu lan böyle şey?
Ya dava açıyorlar herhalde abi. Çünkü bazı çizerler yapay zekanın yaptığı işlerde Var kendi var. çizimlerini hatta imzalarını mı yakalamışlar? Ne olmuş? Evet, imzasını ebeleyen çizerler var. O yapay zeka orayı da almış. Oradaki kırmızıyı alayım derken adamın imzasını da almış. Bunların hepsini aşacaklar abi yalnız. Bunların hepsini zaman içinde yapay zeka aşacak. Kendi özgün çizgisini bile yakalayacak. Kendi özgün hikayelerini hiç yaşamadığı halde anlatacak. Bunlar Yani olacak hep. şöyle ben düşündüm. Yani bir yapay zeka ortamı kuruluyorsa onun faydalanacağı çizgileri üretecek çizer ekibi de olmalı. Yani. O yapay zekanın kullanacağı doneler de onu helali olmalı. Şimdi haram malı kullanıyor yapay zeka. Yani onun ona üretecek insanlar olması lazım. Yapay Ama zeka için ona karşı kendileri. argüman da şey diyorlar ya işte sen Evet. de başkalarından şey görerek öğrendin, sen de Ama başkalarının abi şeyini. görmek başka, ama ben makasla başka çizerlerin çizdiklerini alıp uhuyla yan yana getirip iş yapmadım ki yani. O aynı şey. Yapay zekanın yaptığı her şey uhuluyor birbirine yani o mevzuları. Evet. O şu anda öyle yapıyor ya. Yani o bayağı çok daha dün şey gördüm ya. Bayağı aslanın kafayı tutuyorsun, yana çeviriyorsun, yana bakıyor. O hale geldi yani. Aslan koşsun diyeceksin, koşacak. Yani artık senin benim çizgimden olay çıktı. Yani yani şöyle olacak. Netflix'te nasıl film arıyorsun? Diyeceksin ki bana işte Arnold Schwarzenegger'li romantik komedi oynat diyeceksin. Tamam, Oynatacak. bu arada Arnold'un avukatları ne oluyor lan? Bizim Arnold'la niye film yapıyorsunuz diye heriflere telif davası açamayacaklar. Şey diyeceksin o zaman. Arnold Schwarzenegger olmasın ama ona benzeyen bir kadın olsun. Onun biraz bir harfini değiştirelim gibi, değil mi? Öyle şeyler olacak. Arnold. Zamandaki Bruce Lee gibi aslında. Bir sürü Bruce Lee'ye benzeyen adam. Bruce Lee diye falan adamlar çıkmıştı ya. Tabii onun önüne geçilmez, doğru. Ama ben konuya şeyden geldim işte. Emrah dedi ya hani yağmalanma, ihlal edilen bir sürü işte karikatür siteleri var abi. 3 milyon takipçili karikatür sitesi var. Bütün karikatürleri de mizah dergilerinden toplanmış. Ticaret dönüyorsa da dönüyor abi. Para da kazanıyor. İşte bunlara bir ara bir müdahale edilmeye çalışıldı da çok da bir şey oldu mu bilmiyorum. Biraz Erdil'in başı yandı oradan falan. Ama Sezgün çok. ne haber abi? Sezgün geldi. Evet, selamlar, sesimi alabiliyorsunuz değil mi? Oo, baba ne haber? Selam Sezgün, Of, nasılsın kafam abi? varmış. Selamun aleyküm. Çok kritik bir ekip var. Sabaha benim de erken kalkmam gerekiyor aslında ama heyecandan uyuyamadım. Normalde erken kalkan bir insan olmadığım için vize başvurusuna gideceğim. Oo. 9.30'da Altunizade Kapitol karşısı. O zaman biraz fondötenle git abi. Çünkü Abi bir full. kalıcı göz altları falan kararıyor. Migros Kullanılamaz. poşeti. Hakan Tamar bir numara, o işte Hakan bir numara da. Ya bakacağız artık Abi işte poşet poşet. Discord var mı sizde ya? Bülent sende var mı Discord? Var, evet. Var. Bak şimdi birisi yazmış. Aslında bu işleri Discord üzerinden yapıyorlar ya abi. Discord çok da kullanışlı. Bir dahaki sefere Discord yapalım o zaman. Onu da YouTube'a direkt bağlayabiliyor musun aynı zamanda? Evet Herhalde. evet. Oradan da yayın açılıyor. Olur abi. Bu da güzel. Kullanışsız değilmiş yani. Fena değil bu abi. Peki abi stand-up var değil mi? Sezgi'yim senin. Ona mı Evet, vize alıyorsun? işte yani onun için vize almam gerekiyor da uçak biletini aldık, konaklamaları aldık. Evet. Vize patlar, yani vize vermezlerse onlar bende patlıyor. İlk günde şey biletler bitti, ikinci gün daha açtılar. Amsterdam'da 2 gün var. Abi artık daha ne vize vermeyecekler? Bayağı gösterin var yani. Bir evrakları gösterirsin, haberleri Yani, falan. neyini göstereceğim? Sold out diyor işte. Yani bilet bitmiş yani. Tamam Yani işte. ama olay, yani neyse işte bakacağız, dualarla Bence onu da gideceğiz. abi unutsun zaten. Vize evrakı gibi şey gösteri afişini araya koy. İnşallah. Bir 200 lira koyacağım. 300 lira, bir 305 lira falan. 300'lük banknot değil mi? Bayılıyor bu Abi şeyi konuşuyorduk. Bu hani rap kültürü gibi çizgi de zamanda bir kültür olarak lemanyak bir kuşak geldi, kendi kurallarını koydu, kendi söylemek istediklerini söyledi. Büyük Evet. kitlesiyle bir hareket etti, bir şeyler yaptı.
Onu bir dinledim. Daha olur mu böyle bir şey? Bir şeyler yani, konuşuyoruz aslında. Yok, esasında güzel yerlere denk geldiniz. Hani Gırgır'la Fırtın televizyonu eleştirmesi. Hani ben de yıllarca televizyon eleştirisi yaptım. İşte Şok diye program yapıyorduk televizyon içinde. Televizyon eleştirisi yani saçma sapan bir şey. Sonunda böyle yeni sezonlarında Korcan Karar'a halay falan çektiriyorduk. Tartışma programı gibi yapıyorduk. Yani her zamanın kendi mecrası var. Sizin dedikleriniz çok doğru bence. Yani ama yani eskisi kadar tabii şey değil. Tek bir yoldan gitmiyor artık. Hani bilinçler. Herkes kendini farklı şekillerde, farklı mecralarda ifade etmeyi tercih ediyor. Onlar için de hani en popüler olanlar kendilerini belli ediyor. Yani ama eskisi gibi yani eskiden bir de ondan daha önce sadece kitap okunan zamanlar var. En çok satan kitap İncil falan öyle durumlar var ya. Hani her zaman bir ana akım oluyor. Yani yeni ana akım daha farklı bir şey olacak. Ama yani şeyler çoğalıyor. Mecralar çoğaldıkça üretme dilleri de çoğalıyor. Biz biraz daha hani, mesela siz çizersiniz yani bende o kadar çizerlik yok. Yani üçü de hastası olduğum çizerlerle konuşuyorum. Yani emeğin ve zanaatin de başka bir yeri var her zaman. Şu anda mesela Türkiye'de illüstratörlerin böyle altın çağı gibi bir şey. Yani bir sürü adam var işte. Bülent Gültekin'den işte Burak Şentürk'üne ne bileyim işte yani çok fazla adam var. Her zamanın farklı bir kendi ifade etme bağlamı olacak gibi geliyor. Yani biz onu kağıt ve daha analog yani yansıyan şeylerle yaptık. Bundan sonraki nesil daha çok ışıma yapan mecralara bakıyor. Yani deftere, kitaba baktığın zaman hep ışık geliyor, yansıyor, onu görüyorsun. Ama artık telefonda bir şey sana yansıtılıyor gibi bir durum. Ne dersin Memo? Çizerler şey olacak gibi geliyor. Ya hani böyle böyle çok akrobatik hareketler yaparak yemek yapan adamlar var ya, böyle suyu buradan buraya akıtıyor, işte tıkı 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 diye bıçakla falan şey yapıyor. Aslında adam akrobat olacakmış ama hayat onu kokoreççi yapmış. Yani onlar hep böyle... Yani yapay zeka çizgi işini tamamen ele aldıktan sonra çizerler işte kokoreçi böyle güzel çizgi gibi falan yapacaklar herhalde. Bilemiyorum mesela o yapay zeka ya da işte laf anlatabiliyorsun ya, hani kendi çizimlerini yükleyip abi benim tarzımda bu düşündüğüm minvalde işler yap diyebilirsin. Yani yapay zeka ile birlikte çalışmak da mümkün. Hani ben böyle birkaç öykü yazdırdım. Yazdırdıktan sonra hani kafamdaki hikayeyi anlatıyorum ona. Yazdırdıktan sonra üzerinden tekrar ben geçiyorum. Sonra tekrar ona atıyorum, okutuyorum. Tekrar yorumlarını istiyorum. Ben tekrar bir şey yapıyorum. Hani o bir şey oluyor artık, yapay zekayla el ele gibi bir şey yani. Sırf ona yaptırmıyorsun. Yapay zeka yardımcın oluyor. Evet. Yani mükemmelliyetçiliğini belki ona atarsın. Sen yine rahat takılırsın. Onu mükemmelleştirir hesabı gibi bir faydası var. Ya yapay zeka şey böyle hani yapay zeka da esasında kedi köpek gibi, hani biz oradan anlatayım. Beraber bir şeyler öğreniyorsun, bir dil oluşturuyorsun kendi aranda. Hani yapay zekanı da iyi eğitirsen, yani iyi kötü yapay zeka yoktur, kötü sahip vardır yani onu kötü eğiten düşünce var. Yani Microsoft'un ilk bu Twitter'a yapay zeka soktuğunda işte herif dedim yapay zekada. Yapay zeka aşırı ırkçı, cinsiyetçi, böyle saçma sapan bir tip çıkmıştı ya, onun gibi yani. Yani Twitter'a bakarsan yapay zeka kötü bir birey oluyor. Evet. Ama yine de gazlık açık bir durum var be abi. Ben ilkokulda çarpım tablosunda böyle yedilerde kalmıştım. Ulan 7 kere 8'i aşamıyorum yani. Allah'ım öleceğim. Tam da o zamanlar hesap makinesi çıkmıştı. Ha 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 diye böyle kara kökler alıyorum. Söyle köpek diyorum 74'ün kara kökünü falan. Birden çok mutlu oldum. Oh be, hani 7'yi geçememişken coşuyorum yani. Ama tabii matematik sınavlarına da sokmuyorlar değil mi? Hesap makinesiyle girebiliyor muydum sınavlara? Yani işte o eğitim sisteminin esasında bir yanlış. Şimdi ona da girmeyiz de, normal olan, hani iyi olan bir sistemde yapma yolunu bilmen önemli. Hani bir şeyleri ezberden ya 7 kere 8 kaçtı falan diye düşünmen gerekmiyor. 7 ile 8'i çarpacağını bil yeter. Hani doğruya giden yol o. Onu tamam. Ezberlemek değil. Tamam, ama o benim yerime çarpacaksa da tamam süper. Yani artık. Tabii yani onu... Ya sonuçta işte bu Apollo 11'de de makinelere, adamlar da çarpabilirdi o sayıları da, makineye çarptırdılar da Ay'a gidebildiler yani şimdi. Çarpılan köpeği. Ay'a da gidilmemiş değil mi? Evet. Ama mesela şey için kötü oldu ya.
Yani ben böyle online ve dersler veren bir akademide böyle ben de bir 5-6 derslik bir çizgi roman şeyine girdik. Orada böyle bir herkesin nasıl bir çizgi tarzı olduğunu görmek için bir şey sordum da işte böyle ata binen ördek çizelim bakalım nasıl yorumluyorsunuz falan gibi. Abi iki tane çocuk yapay zekaya yaptırıp gönderdi bana. Abi ama hani çizgi kursu hani böyle çizmek falan yani. Evet. Orada yani pes doğrusu. Ya işte sanatla zanaat arasında çizerlik bence hani özellikle yani bunu ben yani karikatür dergilerinden gördüm. Hani ilk başta oradan başladım sonra saçma sapan yerlere gitti zaten de hani benim gördüğüm hani o zanaati de azıcık vermen gerekiyor. Onu mesela Mert Dolapçıoğlu çok enteresan bir şekilde zanaat değilmiş gibi çok güzel yapıyor. Yani herifin... Şimdi abi size bir şey söyleyeceğim. Demin aslında aynı şeyleri konuştuk. Demin dedik ki işte karakter, tip aslında bir dergiyi daha çok sattıran sadece dergi değil bu sinemada da böyle tip satıyor abi. O sanki bir tip koyduğunda o tip o kişi için yaşıyor. Hayatı boyunca o tiple yaşayabiliyor, onu dost ediniyor. Şimdi bir tip yaptığın zaman o tip sokaktaki gündelik dili konuşuyor. Tipin numarası da o. Onu da demin Memo söyledi. Gençler o dile hakim olduğu için hep gençler o tipleri yapıyor. Şimdi yapay zeka bizim gibi sokakta gezmeyecek bu dile. Çünkü bu dil iki kişinin, iki tane gencin kendi arasında konuştuğu dil. Yapay zekaya o şekilde davranmıyorlar. Yapay zeka bilemez gibi geliyor bana. Dolayısıyla yapay zeka çok mükemmel işler yapılacak. Ama her zaman organik zeka daha lezzetli olacak abi. Bu böyledir zaten. Yapay nedir abi? Organik her zaman lezzetlidir ya. Yapay zeka çok kral tip yaratacak. Fakat organikten aldığınız lezzeti alamayacaksınız abi. Çünkü organik sen osurduğunda nasıl koktuğunu biliyor. Yapay zeka bilmiyor. Benim arkadaşım yanımda osurduğu zaman ben ona diyor şey diyebiliyorum. Sabah yumurta yemişsin. Veyahut da sıcak süt içmişsin. Anlıyorum. Yapay zekanın yanında osurduğun zaman anlamaz abi. Ya bu ama şu anki yapay zeka ile ilgili bir şey yani dediğin şu an doğru ama yani yapay zekanın telefondan o sokaktaki adamları dinlemeyeceğinin garantisi yok yani şu anda yani o muhabbete de katılacak. Hatta ben yapay zekayı bir kere konuştum bir tane soru sordum şeyi böyle hayatla ilgili bir şey dur soruyorum ne yapayım, neden ben işleri geciktiriyorum diye sordum. Sonra bana böyle bayağı düzgün cevap verdi. İşte önce işlerini istele falan filan diye şey çok hoşuma gitti. Yanında Mr. Spock gibi bir adam var. Yani tamamen duygusuz. Sadece gerekeni söyleyen bir adam. Yani bu biraz daha böyle konuşmayla falan daha doğaçlama iletişim kurulabilecek bir seviyeye geldiğinde aslında arkadaşın olacak. Yani seninle muhabbet de edecek. Jargondan da haberi olacak. Sonra diyeceksin ki bizim konuştuğumuz gibi diyalog yaz bir tane diyeceksin. Yazacak. Yani bu şu an tamam önümüzdeki birkaç sene içinde o yapay zeka insanın ürettiği sıcaklıkta şeyler üretemeyebilir ama yani bunun 10 sene sonrası da var. Yani 20 sene sonrası da var. O yüzden yani ben şeyi yani aslında Sezyum'un dediği gibi bunu bir rakip gibi görmek değil de bir dost gibi kucaklamak araç. İstiyorum. İşte, yani bir şu an için bir araç, gelecekte de bir yanında bir kılavuz, bir arkadaş, bir şey hani Kızılderili şey gibi Mr. Spock gibi işte ya. Mr. Spock gibi bir adam ya da kanka da olabilir, manita da olabilir. Her şey olabilir. Yani insan diyaloğunu sürdürebileceğin her türlü ilişkiyi kurabileceksin bence şeyle. O, dolayısıyla o da o ilişki ve diyalog üzerinden abi, şimdi bak senin ayak baş parmak tırnağın böyle şey bükülüyor ya ve ete giriyor. Hı-hı. Ve sen askerdesin. Ayağında potin var. Tırnak ete girmiş. Orası enfekte olmuş. Ayak zaten çorabın içinden bir haftadır çıkmamış. Ve sen 0.5 kalemin ucuyla o tırnağı o etin içinden kurtarmaya birazcık... Bütün bu tecrübeyi yapay zeka yaşamayacak abi hiçbir zaman.
Bu senin kendini çok özel yaşadığın bir an, vücudunla ve bizim her şeyle böyle etkileşimimiz var. Çok özel. Yapay zeka katılıyorum ama zaman içinde bunların hepsini öğrenecek. Ama birebir tecrübe etmeyecek hiç. Tecrübe etmeyecek. Zaten birebir insan da olmayacak. Onun eser üretmek için içindeki dürtüleri, tutkuları, hedefleri falan böyle şeyler de olmayacak hiçbir zaman. Ama bunlar varmış gibi davranabilecek. Biz farkı ayırt edemeyeceğiz yani bir süre sonra. Memo gerçekten çok, yani bence de doğru söylüyorsun abi. Çünkü bir noktada hani öğrenmeyi de öğrenecekler. Hatta şey işte, yani ben kısa sürede böyle fizikte ve matematikte çözülemeyecek bir sürü problemin yapay zeka vesilesiyle çözülebileceğini düşünüyorum şimdilik. Yani son gördüğüm bir 2-3 yılda çok acayip bir hız vardı. Ama yani şöyle bir şey var, yine yapay zekayı yani düşünmek de bir zanaat. Yani güzel düşünebilirsen, Neil Gaiman mesela bu konuda hep şey, böyle hayal gücünü çok böyle şey yapar, sever, yüceltir. Yani Neil Gaiman'ın baktığı gibi bakmak bana çok hoş geliyor. Yani o şeyi düşünmek, Emrah'ın o deminki örnek bile o bir esasında düşünce zanaatı yani. Askere bir sürü insanın başına gelmiştir ama Emrah'ın onun aklında o register kayıtlı böyle duruyor. Yani herifin derdi orada. Böyle bireyleri üretmeyi yapay zeka bir noktada yapabilir. Bakalım onu da biz görebilecek miyiz? Yani hani sıra dışı Matrix'in ya da Matrix'in esinlendiği manga hangisiydi? Ondaki gibi yani. Hani esasında sistemde bir bozukluk var. O bozukluk başka bir şey yaratıyor. Onu düşünüyorsun. Fena değil yani. Yapay zeka gerçekten heyecan verici. Bülent, ne diyorsun? Ya ben abi şeyi anlayamıyorum. Abi, heyecan verici olduğu kadar bir gaz da pıs diye. Yani böyle hani bir gaz kaçırıcı bir şey de var yani. İki taraflı yani. Bir duyulsun herhalde. Açan gazımızın yerine biraz oradan heyecan devşirmeye çalışıyoruz. Aynen işte o dengeyi bulacağız yani. Zaten bu yaşa kadar yaşamışsak dengeyi bulmuşuzdur. Ben bu yaşa kadar kimse gelmez diye düşünüyorum. Abi bence şöyle, yapay zeka teke tek de bizi alabilirse o zaman eyvallah. Şimdi alamıyor, çekerim fişini, akıllı olsun. Yani diyeceğim bu, bayıltırız. Ama bir noktada o da gelecek, bayıltacak bizi. Yani o da olacak. Ona da hazırlıklı olmak lazım. Evet. Bayıltı yani, evet. Ama şimdi biz tabii bu yani dergicilik demin köprü altına falan girdi ya muhabbet. Oradan yapaydı. O yüzden dur abi biraz 90'ları konuşalım. Sonrasına girmeyelim. Çünkü tıkanıyor sonuçta işte aslında. Bu bence iş buralarda biraz tıkanıyor. Evet. Yani olacak artık üzerinde bir şey söyleyebilecek bir durumda değiliz abi. Yani hani hep böyle bir şeye yetişme telaşı vardır ya. Ya böyle hani çok iyi bir müzik dinleyicisindir. Böyle bütün metal gruplarını dinlersin falan herkesi. Sonra da bir yerden sonra yetişemez. Evet. Abi var o Cenk Turanlı diye birisi var. O yapıyor, onun hepsini dinliyor. Her şeyi dinliyor. Yani her şeyi yetişebilir misin? Ya rap, bütün dünyadaki rap akımlarını her yeri çıkıp falan kovalayabilmek. Yok. Bir yerden sonra anlayıp onu abi bırakıyorsun. Yani ben... Abi Kelalaka bir şey soracağım size. Kurtlar Vadisi'nin çizgi romanı yapılsa okunur mu? Karşılığı var mıdır? Ben söyleyeyim, ilk hiçbir fikrim yok. Hiçbir bölümünü izlemedim. Yani jingle'ını bile öyle az çok biliyorum. O yüzden ben geçiyorum bu soruyu yani. Yani ben biraz daha böyle aslında John Wick gibi olacak. Hafif böyle Sin City gibi çok siyah beyaz olacak. Bir de hani o çok politize taraflara atılıp daha yüzeysel aksiyonuna böyle abanmalar olacak. Biraz daha manga gibi böyle akıcı, sessiz karelerle ilerlemeler falan. Ben aslında kafamda görebiliyorum. Böyle biraz Frank Miller tarzı çizilmiş bir Kurtlar Vadisi. Ben görüyorum işi. Yani geçen ben abi bir Discord kanalında Kurtlar Vadisi Erlik diye bir eleman var. Evet. Onlar muhabbetini ediyordu. Onların iddiası yapılsa çok satar diyorlar. O yüzden yani size de sordum. Şey düşünüyorum ya, yani olabilir. Ben de mesela Frank Miller gibi değil de daha çok Yüzbaşı Volkan falan gibi. Yani, abi ben yazdım. Ben yani direkt Yüzbaşı tip yazdım ya. Sat yani ama şöyle bir şey var. Yani onu tüketecek olan kitlede çizgi roman okuma alışkanlığı yok. Eskiden vardı. Şu anda yok. Yani onu Memo yine çok güzel yaratıp, tespitlerle kalitemizi yükseltiyor. Yani yaratıp
o alışkanlığı geliştirmek çok büyük bir şey. Yani Oğuz Aral nasıl böyle, o da sıfırdan yaratmamış. Ondan önce de bir mizah dergisi geleneği var ama yani daha küçük bir şeyi bir sistem yaratarak büyük bir şey haline getirmiş. Yani öyle bir gayret ve basiret lazım. Yani şeyi hiç çizgi romanı bırak. Şey Türkiye'de süreli yayın öldü. Yani kitap satıyor yine eskiden sattığı kadar da. Gazete dergicilik öldü. Yani halk eskiden, yani bakkala giden halk gazete dergi okuyordu. Artık okumuyor. Yani gazete dergi okumayan adama nasıl sen çizgi roman satacaksın? Yani içerik olarak tamam uyuyor. Yani halk ama, içeriği ister okey. Ama çizgi roman olarak mı ister? Bence abi çizgi roman şöyle okumayı kolaylaştıran bir şey. Mesela Suç ve Ceza'nın çizgi romanı oturup onun romanını okumaya üşenen ya da zor gelen için güzel bir şey, sadeleştirici bir şeydir ya. İşte Barış, Savaş ve Barış'ın çizgi romanını okuyayım. Ya da felsefecileri böyle karikatürize edip geçen böyle bir kitap okudum. Hani felsefe konusundan kaçınsam bile onun üzerinde bir çizgi romanla sana okutabilirler. Yani okumayı kolaylaştıran bir şey. İzlemeyi değil. Yani zaten izlenebilen bir şeyi oturup çizgi romana yapman çok anlamlı değil. Çünkü izleme konforundan çizgi roman okuma konforu daha zor. Yani çizgi, evet, aslında zaten çizgi roman okuyacağımı açarım izlerim adamlarını yenmek kolay değil tabii çizgi romana. Aslında süreç de hep şeyden çizgi romandan sinemaya, yani sinemaya uyarlanmak. Aynen tabii. Önce çizgi roman sonra tabii. Biraz da şöyle bir sıkıntı var abi. Çizgi roman yapanlar şimdi böyle illaki didaktik, sanatsal mevzulara koşuyorlar. Aslında en basit haliyle Lemanya iş bulur gibi bir tip bulup, tip bulduğun anda abi tip başka bir şey. Tipi çünkü okuyucu, tüketici kendisine arkadaş ediyor. Arkadaş ettiği anda artık o onun için bir dergi değil, başka bir şey yani. Evet, ben o da çok inanıyorum. Tip, ya, okuyucu, ona heves tipi etmiş insanların yani, yapacağı iş ya. Bence ona heves etmek de gerekiyor ya. Ya bizi tip yapmayı heves ettiren tipler oldu yani. Avniler, utanmaz adamlar, ihtiyatsız adamlar. İhtiyatsız adamlar. Ne tipler abi ya. Biz abi ne tipler okuduk yani. Ulan evet. Tiplere bak dedik. Biz de yapalım bir tane tip diye. Heveslendik tabii. Ama gerçekten zor, garip bir fokus yani. Hani acayip bir odaklanma işi. Bir de biraz heves işi yani. Hani ona heves etmemiş bir insandan bir tip çıkarmasını istemek de çok kolay bir şey değil gibi geliyor bana. Ama tip yani sen aslında Mis dergisi için de hani söyledin. Ben de geçenki Mis'in şeyini yine bir okudum da yapacağım iş için. Yani gerçekten çok didaktik, çok herkes entelektüel biraz. Kuantumdan bahsediliyor, hayat, hayatı anlamak falan böyle bir garip bir felsefe. Yani çok şey dönüyor harbiden. Felsefe i̇şte abi dönüyor. Yanına Pis diye başka bir dergi mi yapsak ya? Açınca taşak koksa yani. Aynen evet öyle dengeli. Ya aslında ben şu yüzden bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Yani mizah dergileri hep böyle hep öncesi var ya, hep bir şeyi örnek alarak aslında yeni gelen kuşak. Yani biz de öyle yani. İhtiyatsız adamı okuduk. Aa böyle bir şey var bundan yapalım diye bir şey yapmaya çalışıp ona benzer başka bir şey yaptık. Şimdi Mis'i yaparken bu genç çizerlerin böyle bir şeyi kalmadı. Yani biz de bir mizah dergisi. Biz şundan yapıyoruz yok. Bu işte o taşak kokan işlerin üretilmesini engellese de aslında şey benim için çok büyük bir şey oldu. Beni mizah dergisi kalıplarından kurtaran ve çok rahatlatan bir şeye dönüştü, formata dönüştü. Yani bazı açılardan dezavantaj, bazı açılardan avantaj. Ama şey doğru, yani birazcık o taşak kokusu gerekiyor şeyi. Bunu da ancak bilenler yapabilir. Sen ben yapabiliriz yani. Şeyi. Yani abi bir dergi, bir dergi aldığım zaman elime şey hissetmek istemiyorum. Böyle bayram ziyaretine gidersin de böyle her şeyin üstünde tüller vardır. Buruşturmadan oturursun, çayını içip siktir olup gidersin. Öyle bir dergi de olmaması lazım yani. Hem öyle bir dergi olması lazım hem de birazcık da işte organik olmalı. Bu anlattığımı şöyle örneklendireyim. Ben Gırgır dergi, bu Akbay'ın Gırgır'ında çalıştığım dönemde tek sayfalık öyküler çiziyordum.
aynı Bülent'in bir miste olduğundan bahsettiği gibi öyküler çiziyordum. Böyle didaktik, midaktik. Yani şey, bir takım psikolojik ya da sosyal meseleleri ele alan dergiler ama şey, öyküler çiziyordum. Ve kafamdaki yani bir öykü çizeyim ya da çizgi roman çizeyim dediğimde hep öyle şeyler canlanıyordu kafamda. Çizgi roman böyle yapmak lazım gibi bir ön kabulle. Sonra Bülent şeyde Lemanyak'ta Kötü Kedi Şerafettin'i yapınca birden ting, bizim bütün kuşağın şey orada yandı. Ampul orada yandı. Asiktir, böyle bir şey yapabiliriz diye. Yani örneği görmek gerekiyor. Yani çok çok heyecanlı, çok neşeli, çok cazibeli bir örnek görmesi lazım ki insanların evet biz de bundan yapalım demeleri lazım. Yani onu kim yapacak şeyi ya böyle çok genç ve hiçbirimizin dikkatini çekmemiş biri yapacak ya da bizden biri yapacak, bilmiyorum. Vallahi tip işi zor. Ben gireyim oraya tekrar. Bülent Bey mi konuşacak? Ha, yok. Tamam. Yani son zamanlarda böyle online olarak gördüğüm başarılı tip Bobo'ydu. Serkan Altunay'ın yaptığı. Evet. Bayağı hani Serkan da böyle orada hani kendini nasıl ifade edeceğini artık bilemedi, bekledi, bir sıkıntılar yaşadı etti. Sonunda Bobo'yu yarattı. Ve yani gayet de iyi oldu. Bizden biri de yaratabilir bunu. Ama hani çizmeye ya da düşünmeye ilgisi olan başka birisi de yapabilir. Artık herkesin imkanı var. Sadece hani ne kadar popüler olabilir? Onu işte onu artık internet çok şey böyle homojen de demeyeyim de internet kendi ne denir? Faunasında, kendi yaşam alanında internet onu ortaya çıkartıyor. Ya yani popüler olanı tercih edip etmemek tabii bunu tüketenlerin seçimi. Fakat hani yine onun da alt kültürleri var. Bir sürü şu anda hani benim takip ettiğim insan var. Değişik şeyler yapıyorlar. Ve gayet iyi. Sinan Ateş'in mesela işleri çok iyi. Tip yok ama çizimden zaten o bir tip yani. Ve o bayağı hani şey de mesaj da veriyor. Sert vuruyor. İstediği şeyi de söylüyor. Aynı zamanda da komik. Yani şeye bakar. Düşünmeye bakıyor yine her şeyden önce. Düşünme ve istemek. Hani bunu yapayım ben. Nasıl yapayım? Çizerek mi yapayım? Punk'taki gibi. Punk müzisyenler de ilk başta sadece çalmak istiyordu. Çaldıkça Ramones evrimleşti. Ramones daha iyi çalmaya başladığı zaman bütün o seyircisini kaybetti. Yani bütün seyircisini kaybetti. Var mı bir sürü seyircisini kaybetti? Bu adamlar bu kadar iyi çalamaz. Böyle yanlış bir şey var bu müzikte diye. Yani onun verdiği bir rahatlık ve üretim isteğinin olması gerekiyor her şeyin başında bence. Bir de abi her yerden ne? Ne ya? Naber dergisini okudunuz mu? Naber? Ha, ben daha hiç bakamadım ya. Şeyi var. Bulamadım ben, bulamadım. Detaya girmedim daha. Ben de görmedim. Ben dijital halini okudum. Umut yolladı. Abi Yavşak Umut bize yollamıyor, sana mı yolladı? Ayıp oldu değil mi? Yok ya, iyi niyetle söyledim. İyi niyetle Yavşak dedim yani. Artık küfrü bıraktık tabii. Demin onu konuşuyorduk Emrah. Hani bizim zamanımızda dediğin zamanda yapılan şeyleri şimdi yapamıyoruz. Bir sürü şey öyle David. Abi David Chappelle'in yaptığı... Biz yapamıyoruz ama başkaları yapıyor abi. Biz yapamıyoruz. Çizerler yapıyor. İşte onu da açıklığa kavuşturdunuz. Çünkü abi alternatif mecralar, çizgi gibi, onlar öncü oluyor. Yani ya da işte bilmediğimiz şu anda başka TikTok'taki bir şey kanalı. O öncüler var. Öncüleri sonra ana akım takip ediyor. Bu kadar basit. Yani şimdi biz yapamıyoruz. Çünkü hem bizim için amelilik. Ya böyle bir şey yapmam abi. Bu şakalar bitti diyorsun. Yani Turgut Özal taklidi yapmak ne kadar saçmaysa artık. Onun gibi bir şey yani. Hani sana açık ifade edeyim falan. Eskiden ona gülüyorduk. Şimdi daha farklı şeylere gülüyoruz. Ama yani esas gülme mekanizması ya da işte bir şeye itiraz etme mekanizması hiç değişmiyor. Yani hep itiraz etmek istiyorsun. En ana şeyinde hani bir şeye itiraz etmekle başlıyor bence, hani mizah da demeyeyim de hani bir anlatmak istediğim bir şey varsa benim için. Hep olanın tersini göstermek ya da işte çok kötü bir şey varsa çok iyi ona demek falan. Ya da daha farklı işte mecralar bulunacak. O şey örneğindeki gibi işte zeytinli poğaça
muhabbeti vardır bir tane Twitter'da. Poğaçanın işte poğaçaya zeytinin resmini göstermişler diyor işte. Ondan sonra poğaçaya zeytini anlatmışlar diyor. O kadar içinde az zeytin varmış gibi. Yani o bir dil o zamanla farklı diyalektlerde kendini buluyor gibi geliyor bana. Ya bence değişmeyen konular hep yeni insanlar tarafından tekrar ifade edilerek sektörler ilerliyor gibi. Hani bu mini eteğin 10 yılda bir moda olması ya da 10 yılda bir belki İspanyol paçanın tekrar geri gelmesi gibi. Yani herkes bir öncekinden çok küçük nüansla farklılık koyup yeni bir şey yapıyor. Ve bu dönüp yeniden ta o ilk baştakine geri geliyor gibi geliyor bana. Bunda da öyle yani zamanın ruhu dönüp duruyor. Yani bir dönem çok sert ve kirli bir mizah yüksekteyken artık göz ona alışıyor. Onu kanıksıyorsun. Onun gibi olmayan şeyler senin dikkatini çekiyor. Onlar daha efendi, daha az küfür kullanan, daha naif içerikli oluyor. Hem yeni geliyor hem de bu yani eskiye göre daha parlak görünüyor yeniler için. Kuşağını da yakalayarak. Ama bence dönüyor. Ben yani çok eski mizah dergilerin ciltleri var evde benim. Arada böyle bu güncel politikadan çok içim şişince kıbırı açıp kapaklara bakıyorum. Yani Özal'la şimdiki politikacılar arasında hiçbir fark yok gibi. Yani konu sabit ama dergiler ve çizerler değişmiş o kadar. Yani belki de bu kuşakların değişimi de böyle olacak. Konular sabit işte 31'imiz her zaman duracak elimizde. Aslında küfür de edilecek ama bizim gibi değil de onu başka dolaylı yoldan etmeyi bulmuş çocuklar tarafından sürdürülecek. Bence çok fazla bir şey değişmiyor genelde ya. Yani yapay zeka bile pek bir şey beceremeyecek bir şeyleri değiştirmek. Bir de bizim gençliğimizde mizah dergilerinde bir sürü tip vardı dergilerde. Bir tip zenginliği vardı dediğin gibi. Şimdi abi sadece aslında mizah dergileri değil. Bizim çocukluğumuz bir kere çizgi filmlerle öküz gibi taş devri, himenler. Yani çok fazla çizgi film karakteri izleyerek büyüdük ya biz TRT'de. Mizah ben dergilerinde şeye bağlayacağım abi. Şimdi sosyal medyada tipler var aslında birazcık. Baktığın zaman sosyal medyada bir sürü fenomen var. Hepsi bir tip. Hepsi birisini canlandırıyor. Aslında o da herhalde o ihtiyacı karşılıyor. Abi mekanizma aynı zaten. Yani o her şeyin içine birbirine karıştırıp garip pilav yapan bıyıklı adamlar var ya böyle lap 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 diye. Onlar da tip hani bir karakter olmak istiyorlar. Mekanizma dediğim gibi aynı ama mecralar değişiyor ve ifade biçimleri değişiyor. Onu hani bazıları görüntüyle yapmaya çalışıyor. Bazısı böyle bir takım montaj ve üzerine kötü müzik koymakla yapabiliyor. Bazısı da hani çizerek ya da film yaparak ya da kısa film yaparak kendini ifade etmeye çalışıyor. O yüzden yapay zeka akıllı olsun diyorum tekrar. Evet. Yani bence bir fark edilme çabası tabii. Herkesin çabasının özünde bir fark edilme olayı var. O yüzden yani üslup edindiğinde daha çabuk fark ediliyorsun. Yani tip de bir üslubun artık iyice tam yoğunlaştığı bir yer. Yani bu o yüzden hani tip satar dediğimiz şey tip kendini çabuk fark ettirir. Yani böyle her hafta başka şeylerden bahsetmek yerine aynı konu üzerinde bir çivi çakar gibi devam eden her şey takipçinin kafasına hem çabuk fark edilir olarak ilgisini çabuk çeker hem de çok hızlı yerleşir ve ilgisini böyle fokus ve fokuslamayı sağlar kendi üzerine. O açıdan öyle şeyleri yapmak biraz azaldı. Çünkü artık böyle bir şey yapıp sonra tam başka türlüsünü yapmak. Mesela ben bu sıralar tamam defter çiziyorum. Bir şey çiziyorum sonra bambaşka bir şey çiziyorum. Sonra bambaşka hep böyle başka bir şeyler yapmanın hazzını yaşıyorum aslında. Ama tip hep aynı şeyde kalabilmek enerjisini gerektiriyor. O yüzden demin işte hani böyle tip çizecek arkadaşlara hani en çok tekrar ettiğiniz şeyleri bulun, en çok üzerine espri yaptığınız şeyi bulun ve onlar üzerinde ya o sayede onlar üzerinde uzun süreler onları yapabilirsiniz. Zaten çünkü onlar sizin sıklıkla yaptığınız şeyler olduğu için bir tip formülü oradan. Abi şimdi muhabbete yeni gelen arkadaşlar tipi anlamayan var. Tip ne diye sormuş birisi. Harbiden Türkiye İşçi Partisi mevzusu da çok döndü ya. Hay Allah ya. O da sonra çizgi karakter diyelim ya. Çizgi karakterler abi. Tip dediğimiz o. Red Kit mesela evet. Bir tip. Evet. Ya mesela Red Kit, Asterix, Tintin bu Fransız ekolünün tipleri yani o kadar uzun süre çizilmiş
O kadar çok ayrı ayrı maceralar. Yani Red Kit'in hikayesi ömürlerini adamış insanlar yani. Kendi çizgi karakterlerine. O yüzden çok büyük dev organizasyonlar olmuş zamanında. Hala da çiziliyor. Öldükten sonra da çiziliyor hepsi. Ya bir de var gibi ya harbiden. Hani böyle var. Mesela Zagor Tenay benim için hep var abi. Zagor yani. Çizilmese de basılmasa da Zagor diye bir şey var abi yani. Onun o Darkwood'da yaşaması, Chico'su, muhabbeti. Abi, abi aynen ya. Kocaman bir dünya. O çizgi karakter sana kendi dünyasıyla beraber sunuluyor. Hatta artık sana kalıyor yani. Senin Red Kit'in, senin Asterix'in, herkesin Şero'su kendine diye bir ara öyle şey yapıyorum. Yani sana göre artık böyle bir karakter var. Sen onu istediğin gibi yorumla gibi. Ya o açıdan büyük bir organizasyon. Ama band tipler de vardı mesela. Eşek herifler, kıllanan adamlar, Avni gibi böyle hani kısa daha Garfield gibi hani band tipler falan. Yani tipin türlü çizgi karakterlerin türlü sunumları var. Yani çok uzun anlatımlar da o çok kalabalık kadrolardan dolayı. Ekkarelik şeyler de vardı. Erdener abi falan. Ha, Erdener abi vardı değil mi? Evet. O bence bir obsesyondur ya çizgi karakter. Bir takıntılı bir tip takıntısı vardır. O da onu karakter yapar. Hani bu Yeşilçam karakter oyunculuğu diye ayırdıkları şey ne? Ben onu tam anlayamadım. Oradaki karakter hani böyle kötü karakteri oynayanlara diyorlar genelde. Ben de tam anlamıyorum. Acaba tek bir karakteri oynayana mı karakter oyuncusu deniyor? Çeşitli karakterler oynayabilir. Bence tek bir karakter. Yani zaten o değişmez şeye karakter diyoruz bence ya. Yani obsesyonu sonsuza kadar süren tiplemeler aslında karakter oluyorlar. Yani şey gibi yani öfkeli, kurnaz bu yedi cücelerdeki gibi. Yedi cücenin hepsinin bir karakteri var. Kendine evet, has. Manyak şehitlerindeki tipler gibi işte. Gibi evet orada da değil mi? Karakter paylaşımı. Bahadır. Abiler şöyle bir soru var. Bir hikayede örneğin beş kare boyunca karşısındakini hareketsiz dinleyen bir karakteri her seferinde çiziyor musunuz yoksa onun bir taktiği var mı? Ben şey diye düşünüyorum. Her bir kare ayrı bir resim aslında. Yani baktığınız zaman bir resim olarak karşı tarafa bir doygunluk vermesi gerekiyor. Ve hani sürekli aynı şeyi çizmemeye, aynı kafayı çizmemeye falan çalışıyorum. Siz ne diyorsunuz? Öyle tabii çünkü diğer karede dinleyen adam az önceki karedeki dinleyen adam değil. Yani onu da verebilmek için onun fotokopisini çekip tabii koymuyoruz. Yani onun bir pratik bir yolu yok yani. Bence çizmemeli tabii. Ay, fotokopi gibi odun gibi de durmamalı yani. İlla bir kıpırdak olur mu bilmiyorum. Diyelim konu gereği o aynen durması gerekiyor da olabilir. Ola ki gerekti. Evet. Bunu yani fotokopi olarak çoğalttığı zaman ya da Photoshop'ta çoğaltıp koyunca o sırıtıyor. Çünkü her şey birbirinden yani her şeyin elle çizilmiş olduğu gözükürken birden otomatik çoğaltılmış bir şeyle karşılaşıyorsun ve bu çizilmemiş hissi oradaki anlatımı zedeleyen bir durum. Evet. Ben öyle bir şey çizeceğim zaman illa bir sinek geçiyor yukarıdan. Dayanamıyorum oradaki. Bu arada ya üçünüz de aslında yönetmen gibi düşünüyorsunuz ve çok doğru bir şey hani çizgi romanda çünkü kadrajlar önemli. İşte aynı storyboard gibi hani aynı şu anda benim konuştuğum bir diyalog var. Bunu dinliyorsun, Memo dinliyor. Diğer karede Memo biraz daha dinliyor. Belki sıkılıyor böyle. Onun bir şey oluyor. Sonra Bülent'in sineği geliyor. Ya da Emrah'ın dediği gibi farklı kadrajlarla bakılıyor. Bu çok, yani bu işin zaten mekaniği bu. Hani bunu baştan keşfetmeye gerek yok ve hepinizin içinde bu varmış zaten. Onu da görmüş olduk bu vesileyle. Çok güzel bir şey bence. Evet. Yani ben de mesela duran adam tam hiç durmuyor ki illa bir sakalını kaşıyor. Hani dinlerken böyle bir kulağına bir şey yapıyor falan. Hani o sabitliği ben çok şey yapamıyorum, beceremiyorum. Abi o şeyde de var işte, bilgisayar oyunlarında karakterini seçiyorsun. Karakter böyle şöyle bir hareketler yapıyor, bir şey yapıyor. Evet. Sinek geçiyor. Abi, hatta o tarz şeyler aslında bir avantaj hikayecilikte. Çünkü bu hiçbir şey demeden dinleyen adam aslında senin için bir oyun alanı. Yani adam dinlerken orada ufacık bir hikaye yaşayabilir. Mesela adamın ensesi kaşınır ve ensesini kaşır. Sonra da şöyle temizler. Yani öyle ufak bir hikaye koyabilirsin.
çok da lezzetli olur. Olmam. Ya bu jestler mesela aslında sen Emrah sende jestler süper yani. Hani böyle minik hareketler oluyor ya böyle küçük tırnağına böyle bak. Karika filmlerde bayağı yapıyorsun o jestleri. Aynen. Yani il aynaya bakarak konuşuyor falan. O çok komik de en son. Halıcı mıydı? Halıcı muhabbetindeki adam tam yani telefonla konuşurken o kadar çok şey yaptı ki yani. Bıraksan aslında sabit konuşabilir beş kare. Hepsini. Evet. Ama bu arada Emrah'ın da anlatım dilindeki bir mekanizmayı çözdük galiba. Çünkü evet, daha evet. Çok vücuduyla ilgili hani şeyleri var. Normal bu sizin yol maceralarınızda da hani nereye gitmiştiniz? Motosikletle hiç Allah'ın unuttuğu noktalara gitmiştiniz. Orada da böyle kıçınızın böyle şiştiğini ya da işte oranızın buranızın kaşındığını anlatıyorsunuz. Emrah'ın belki de hani ifade etme yollarından biri de vücut üzerinden ve vücut şey hareketleri. Mesela demin tırnak dedin, sen de tırnağı fark ettin değil mi? Yani o şeyli cerrahatli tırnak onu seviyoruz. Onun üzerine bir de böyle oksijenli su attığın zaman nasıl köpürür o var ya oh. Biraz da kaşar. Bence hissiyat ya. Yani çizme halinin en güzel hali çizdiğin adam gibi hissetmek. Yani koşan bir adamı çizerken nefes nefese kaldığımı falan hatırlıyorum ben. Hani böyle oh, koşuyor hani koş. O koşuyu, o çizdiğin çizgiyi aktarmaya çalışıyorsun. Böyle ya da çizdiğin adamın yüz ifadesini, kendi yüz ifadesini öyle çizen abiler, eskiden usta abileri seyrediyordum. Bayağı böyle hani o çizdiği şey gibi yüzü oynuyordu. Ne çizdiğin... Abi şu an gönül lan. Ne kadar kendini verilmek. Modacının ismi neydi? Cemil İpekçi miydi? Evet. Bayağı haftalarca dergide Cemil İpekçi oldu ya. Cemil İpekçi gibi konuşuyordu. Elleri falan böyle bir şeyler anlatıyor. Ve Cemil İpekçi çiziyor sürekli. Evet. Abi işte anlattığın demin... hikayede yok oluyorsun aslında. Bence çok egosuz bir şeydi yani. Benliğini bir kenara bırakıp tamamen hikayenin gerektirdiği role bürünmek bence bayağı mütevazi de bir şey özünde aslında. Bülent işte o method acting denen şey o zaten hani sinemada yapılan şey. Adam her şeyini bırakıyor işte Taxi Driver'da Robert De Niro taksicilik sarı öfke. Evet. Haftalarca sarı öfkeye binmiş, abi hakkını helal etmemiş, para üstü vermemiş falan filan yani onu yaşamış. O kafaya giriyorsun. Orada da bence Behiç Bek'i bir hatırlayalım. Hani arada karakterler falan dedik, Muhis Bey falan var. Behiç Bek çok acayip bir insan yani. Evet, ben o kadar maruz kalmadım kendisine ama benim hani bu mecrada gördüğüm en sıradışı insanlardan biriydi. Hepimiz sıradışıyız da Behiç abi başka bir sıradışı gibi geliyor bana. Evet, çok ilginç bir çizer o da hakikaten. Ama böyle çizdiklerinin manyaklığının tam tersine aşırı sakin ve çok efendi ve nezaketli bir insan olarak da beni şaşırtmıştı doğrusu. İşte ben de onu çok seviyordum. Çünkü ben de hani kendi karakterim gereğince mesela reklam ajansında çalıştığım zaman yıllarda hani reklam ajansında ciddi giyinmemen gerekiyor ya böyle hani falan diye ben takım elbiseyle gidiyordum böyle Pulp Fiction gibi. Ya da işte çöpçü gibi böyle çöpçü kıyafetiyle giriyordum Türk Telekom toplantısına böyle korkuyordum müşteriler. Yani o kafa çok acayip bir şey. Yani olanı bozmak ya da hani var olmadığın bir şey gibi olmak çok keyifli. Bana öyle geliyor. Bir tür işte şey aktarım gibi ya. O tip de işte bu demin söylediğim çizgi karakter de o yani. Tamamen kendi benliğini bir çizgi kukla yarattığım bir çizgi kuklaya aktarmak. Arada bana diyorlardı da Şero sen misin yoksa yo değilim ben yani benim alakam yok ama ben de olabilirim tabii. Yani o şahane bir şey. Aslında bir kukla oynatıcılığına ben benzetiyorum şeyi. Çizgi karakter işini. Bir tür Muppet Show'un çizgilisi. Yani bende de o var. Hani işte farklı mecralarda olduğum personalar var. Hani mesela Twitter'da evet. Böyle biraz bir şeyleri bilen gibi ama ona buna salça oluyor. İşte podcast'te yaptığımda garip bir haberci var çok sinirli. İşte ya da sinek. Böyle sinek olmuşum yani. O da garip geliyor bana. Yani sinek haber sunuyor. Yani onlar beni yaşatıyor. İşte Zorlu'ya yaptığım programda şey var. Çok kibar bir DJ'im. Böyle eski Türkçe parçalar çalıyorum. Bana yani o beni eğlendiriyor ve yani ama çıkan sonuçta hani eğlenceli ve düzgün bir şey oluyor ve o karakterde çok fazla karakterin oluyor. Öyle abi yani bence yani sanat uğraşı içimizdeki sonsuz karakterlerin hepsinin kendini ifade etmesini sağlayabilmek adına çok mutlu edici bir taraf. Yani ben mesela hani Şero'da agresif tarafımı Şero'ya veriyorum ama yanına Taceddin'i koyuyorum. O da benim neşeli,
halim oluyor. Öbür Tonguç'a böyle hani daha sanat yapmalıyım falan gibi böyle bir onu oynuyorum. Bakkalda başka bir tipe giriyorum. Asene teyzeyi hissetmeye çalışıyorum falan. O yani o sunulan sonsuzluk evreni gerçekten dünyanın en zevkli, meşgul olunabilecek alanı gibi ya. Yani sanat olmasa sıçmıştık herhalde şimdi. Yanmıştı bizim kafalar gibi geliyor. Yayın kesildi mi abi? Orada mısınız? Buradayız. Orada bir şey dedim de kafa gitti. Şimdi olunca hani ha, dur lan şimdi herkesi görüyorum. Demin tek olunca korktum. Bununla ilgili de abi bak bu demin Sezyum'un anlattığı üzerine bir hani buna şey deniyor mu? Oyunculuk metodu değil mi? Oyunculuk metodunda hani tam metod acting gibi. Ya bunun üzerine biraz bir yerde okudum da böyle bu tabula rasa diye bu Hint terimi beyaz tahta insan dünyaya boş bir beyaz tahta olarak gelir. Üstüne yazılanlarla da sonunda bir karakter yaratır gibi. Oyunculukla ilgili bir şey okurken de bu geçiyordu. Aslında oyuncu da bir boş tahta olmalı. Ve karakterin içine girecekse kendi karakterini dışarıda bırakıp tamamen onu anlamaya çalışmalı falan gibi. Bakıyorsun aslında demek ki aslında özünde senin bir karakterin varsa onu bir kenara koyuyorsun. Başka bir karaktere bürünüyorsun ya. Aslında biraz oyunculuk ve bu tarz şeyler için bir çıtta karaktersizlik mi gerekiyor acaba falan diye oyuncu arkadaşıma sordum. Bana şey dedi, sen bana karaktersiz mi demek istiyorsun dedi. Eyvah, Jim Carrey o yüzden kafayı üşütmedi mi ya? İşte ben yıllarca başka karakterler olmuşum, sonra kendimi göreyim dedim, meğer ben yokmuşum falan diye sonra sakalı uzattı bu kadar falan. Ha, onun, yani abi bakın şöyle bir şey geldi. Tipin evet. Yapacağı netken karakter daha bilinmez diye bir düzeltme geldi. Karakter ve tip arasındaki farkı bu şekilde. Yani şöyle ama yani mizahi karakterler biraz otomatiktir. Yani Otis abi illa sevişir kadınla ya. Yani Şero illa birine saldırır ve küfür eder. Zalak Mahmut illa sinirlenir karısı falan onun gibi. Yani biraz otomatik yani mizahi karakterler otomatik ama mesela roman karakterleri daha organik ve sağı solu belli olmayan olabiliyor ya da sinema karakterleri. Yani benim sevdiğim mizahi karakterlerin hepsi otomatikti ve hepsinin ne yapacağını hemen hemen belliydi yani. He-Man'in İskeletor'u hep yeneceği belliydi ya da Kenny'nin her macera öldüğü belliydi South Park'ta falan gibi. Yani mizahi karakterlerin otomatik olduğunu düşünüyorum. Ama diğer dallarda çok organik olabilirler gibi karakterler. Yani şeyi o aslında iki uç bunlar yani şeyi arası da olabilir yani şeyi karikatürizeden gerçekçiye doğru bir skala yani ne bileyim Conan da ne yapacağı belli ama belli aniden bambaşka bir şey de yapabilir yani uzun kurgu içinde gerçek bir karakter gibi davranabilir ya da sadece çok kısa bir kurguda çok belli şeyleri yapabilir. Evet. Ya karakter paletleri de var yani aslında renkler gibi yan yana getiriyorsun. Hani Zagor'un yanına Chico'yu koyuyorsun. Onun yerine ona koyuyorsun. Hani öfkelinin yanına neşeli koyuyorsun. Bir şey yaratıyorsun yine bir kompozisyon karakterlerden. O yüzden karakterleri paylaştırıp ortak bir bütünlük yaratabiliyorsun onların beraberliğinden. O karakter o açıdan da işe yarıyor. O kalabalığı oluşturmak adına. İşte kontrast karakterlerle bir denge yaratıyorsun. Laurel Hardy gibi işte siyah beyaz zıt karakterler, yin yang karakterler. O açıdan da kullanılan şeyler. Mesela şey kıllanan adam karakterine bakıyorsun. Yani kıllanıyor abi. Başka bir şey yapıyor mu kıllanan adam yani? Kıllanan adam kıllanır. Budur yani şey. İşte öbür rahmetli Kaan Ertem'in olumsuz adamı. Bir şey dersin o sana ters cevap verir gibi. Zaten yani bir şey, ben biraz mizahi karaktere çok kafa yorduğum için hemen konuya oradan girdim. Neyse konuştuğumuz da aslında biraz çizgi karakterler de öyle. Hani Red Kit mesela Rin Tin Tin girdi ben çok sevindim Red Kit'e. Oh be ne güzel. Hani tam bir Danyo karakter yok eksikliği vardı diye. Rin Tin Tin hasta oldu. Mizahi karakterlerin isimleri çok belirleyici değil mi? İhtiyatsız adam, utanmaz adam. Tamam. Kaptar Davut, Kötü Kedi Şerafettin. Evet diyor musun? Şimdi ne olduğu zaten işte kıllanan adam. Evet.
Öğreten adam var, öğreten adam. Yani o bir mekanizma işte. Yani o her yerde işliyor. Mesela Friends'a baktığımızda hani dünyanın en çok izlenmiş dizilerinden birine ya da Seinfeld'e, oradaki karakterler de her biri işte Elaine, George, Kramer ya da Jerry ya da işte Phoebe ve Chandler mesela. Onların hepsinin bir mekanizması var. Bülent'in dediği gibi onlardan onu bekliyorsun ama güzelini yapmak şu oluyor. Ondan onu beklerken o karakter sana bir şey yapıyor. Senaryoda hani twist dediğimiz şey yapıyor. Beklemediğim bir şey diyor. Ya da bir sonraki cümlede şakasını devam ettiriyor. O bence çok güzel bir şey. O karakterin uzun vadeli yaşayabilmesini sağlıyor. O da yazarların işi oluyor biraz. Bir de şöyle de bir şey var. Mesela basit karikatürize bir karakter buluyorsun. Diyelim işte şey, Batman, yarasa adam. Bu nedir? Yarasa gibi giyiniyor. Kötülüğe karşı savaşıyor. Ama bunu işliye işliye zaman içinde artık donelerin tükeniyor ve bu basitlik yüzünden inanılırlığı biraz zedelenmeye başlıyor ve bunu daha gerçekçi yorumlamak zorunda kalıyorsun bir süre sonra. Yani bu Batman Begins'te bayağı gerçek, sanki şey, süper kahraman değilmiş de normal gerçek bir hikayeymiş gibi ele aldılar ve gerçekçi bir zemine oturttular. Ama sonra o zeminde de tekrar daha karikatürize doneler üzerinden işletmeye başlıyorsun. Bir süre sonra o da inanılırlığını kaybediyor. Bu sefer başka türlü yorumluyorsun. Yani bir karakterin de aslında zaman içinde derinleşmesi, sığlaşması, farklı tarzlara atlayıp oynaması gerçekleşiyor. Yani o bir de tutarlılığı da ikna edici ve inandırıcı oluyor. Ben Zagor'a çok inanıyordum. Yani Darkwood, Chico, her şey yerinde yani bu. Sonra bir gün Zagor uzaya gitti abi. Benim kalbim bir kırıldı. Zagor dedim, artık dedim sen, artık ben inandırıcı. Yani aslında yani öyle çok da animasyon gibi gitmediler. Mucit bir adam vardı. Önce bir helikopter yaptı bunlara. Beceremediler, bir şeyler oldu ama bir şekilde uzayda görünce benim için Zagor'un şeyi bozuldu böyle. İnandırıcılığı. O açıdan yani bir yandan da karakterlerin dünyalarının bir amentüsü de var yani. Hani olmazsa olmazı, o öyle demez falan gibi. Ben yani Sharon'un animasyonunu yaparken o konuda çok zorlandım yani. Hani bunun söylemeyeceği şeyler vardır. Hani Sharon'u Sharon yapan şeyler üzerinden her şeydir. Yani aykırı şeyleri yapmayalım gibi. Ki o Amentü de, yani bizdeki bu Amentü şeydi de yani yabancı, bu mesela Med dergisi Türkiye'de çıkmıştı ya. Onun yanına Bible'ını da koyuyorlar, işte bizdeki Amentü'yü. Hani Med dergisi böyledir. Böyle şey, onun dışında böyle şey koyamazsın içine falan gibi. Çok katı bir şey oluşuyor. Karakterin dünyasında. Değişmezler bütünü. Dedin ya kalbim kırıldı diye. Şimdi Çakıl şey okuyor. Fan fiction, biliyor musunuz fan fiction olayını? Ya duymuştum ama okumadım. Fan fiction okuyor ve şeye çok uyuz oluyor. Karakter şeyini kaybettiği zaman neydi bak diyordu, terimi de unuttum. Yani gerçek o bildiğimiz karakteri başkası yazıyor ya, fan yazıyor, ama o karakter gibi yazmazsa, o karakter davranması gerektiği gibi davranmazsa çok uyuz oluyor yani. Başkası evet, ürettiği zaman bile aslında onun amentüsünü bozmamak gerekiyor. Tabii bozmaman lazım. O açıdan da iyice pis iş olduğu daha da belli oluyor. Bir garip bir kendi şeyini, sınırlarını hızlıca çizip futbol oyununu daraltıyorsun. Ama bu daraltma da bence süper ya. Eskiden öyle eczaneler vardı ya, hala var mı böyle? Her şeyi satan eczane oluyor ya. Önce terlikle başlıyor, sonra güneş gözlüğü. Bir sürü şey yani, artık hani eczane mi yoksa bijuteri mi falan, onun gibi belli olmayan. Ama bir de böyle dükkanını sadece sınırlayanlar var ya, acı satıyor. Böyle bizim burada açıldı bir tane. Acıcı adı. Sadece acı turşular, acı bir şeyler. Ulan dedim, adam niye sınırlamış ki kendini bu kadar? Yani eczane gibi her şeyi satabilecekken insan niye sadece acı satar ki? Bence üslup ve karakter de böyle bir şey. Kendini iyice bütün mahrum bırakıp o ana duygusuna sıkıştırıyorsun ve işte demin konuştuğumuz gibi. Ama mesela bununla ilgili
Biz Otis abiyle çok beraber çalıştık ya aynı odada. Ya ben mesela Şero'ya çok öfkeli girdim. Onun otomatiğinin ne olduğu belli oldu ama daha üçüncü macerada dördüncüde dayak yedi hemen. Florya'da bir tane küçük bir tane dondurma satıcısı Şero'yu dövdü. Yani ha dedim tamam kırdım onun hemen organikliğini kırdım diye. Şero'da da çok sık kullandım yani onun hani bozayım. Hani hasta olsun beceremesin falan. Otis abiye de diyordum arada abi yani beceri yani yapamasa ya her hafta yani götürüyor hani bunu biraz şey yapıyor fazla otomatik yapıyor. Hani bir kızın abisi bunu yakalasın ne bileyim hastanelik olsun bir şey kaza geçirsin falan. Mesela Otis abi hiç onu istemiyordu. Yok ben o tarzı ona inanmıyorum. Yani bu Otis abi böyle bir şeydir. Hani onu daha inandırıcı ve canlı kılacağım diye hani kızın abisine dayak yedirtmem falan gibi o daha prensipli yürüyordu. Mesela ben öyle yaklaşmıyorum. Ben şey karakterin sık sık fake atabilmesinin yani uzaya gitmediği sürece benim için problem yoktur. Yeter ki uzaya gitsin. Ya o da işte az önceki skala üzerinde yani Otis abi daha karikatürize yakın. Şero daha yani kurgusunun da uzun olması dolayısıyla daha gerçekçi roman karakterine daha yakın. Yani. Evet. Değil mi? Bir de uzayınca öykülerin birden karakterin geçmişine gidiyorsun ya yavaş yavaş çocukluğu devreye evet. Giriyor falan böyle bir mevzu. Yeni Batman'deki gibi işte birden nasıl Batman oldu bakalım. Biraz da flashbacklerle geri dönelim gibi. Neyse velhasıl güzel abi. Yani zor iş ama keşke işte sen Emre hani tip olsa şey karakter Mis dergisinde çizgi karakter olsa yeniden basılı yayında karakterler yaratılsa ki sosyal medyada işte kuduz gibi tip yaratıyor herkes gerçekten. Abi işte bir tane yazdım ben. Üçüncü sayı için onu çizmeye başlayacağım. Yüzbaşı Volkan gibi sat komandosu tip yazdım bir tane. Ukrayna'ya gidiyor. Ha, güzelmiş. Bayağı şey. Ya yoştum yani. Ukrayna'da böyle neyse anlatmayayım işte. Peki böyle mizahi gibi mi? Yani böyle. Yok abi yüzbaşı Volkan gibi. Düz böyle gururla meslek işi görev. Gururla mesleğini yapan bir asker gidiyor orada. Bir tane manita. Manitacılık da var. İyi. Sıkılmazsan abi. Yani sıkılmayacağın bir konsept olması lazım ya. Bir de çok mesaisi olduğu için. Abi sıkılmam çünkü aslında o tarz tam bana göre ya. Yani o tür ucuz işler bir tipin. Ben seviyorum öyle şeyler yapmayı. Evet. Abi sıkılmam. Sen zaten Yıldız'da makine değil mi? Aha. Yani belli zaten. O zamanlar James Hetfield'a çok benziyordu Emrah. Biz böyle mimarlık merdivenlerinde oturuyorduk. Ulan gençken James Hetfield'e benziyordum da nasıl şimdi 50 yaşında böyle patatese benziyor? Şimdi artık Serkan Altun'a da benziyor abi. Abi ondan sonra şey olmuştu. Bir ara bu Lord çıktı. Lord'dan sonra Emrah'ın da saçlar gitti ama yani o bir bence şey değildi yani rastlantıydı yani Emrah kasıtlı yapmadı. Lord'dan sonra saçları kesmedi. Bakamıyordum abi. Saçları o yüzden kestim ya. Ya o kadar zordu ki abi. Saçları yıkıyorsun, kremliyorsun, tarakla açıyorsun. Bayağı bir banyoya girdiğin zaman saçla bir saat işin var. Abi senin saçlar bele kadardı bir de yani. Rahat. Kemancı dönemi konuştuk ya. Memo'nun da böyle rasta oluyordu ama 3 rasta. Bir tane burada, bir tane burada, bir de arkada. O kayaları böyle o kaya onları sabaha kadar ekliyordu ama bir gün tek rasta oldu ya. Onlar da birleşti. Ve kafada böyle tek saç var. Onları sen sabaha kadar ekliyordun ben hatırlıyorum. O zaman 3-4 ayda bir yıkanıyordum. 3 ayda bir annemlere gidiyordum. Annemlerde yıkanıyordum. Ve onları çözmek 4 saatimi alıyordu ya. 4-5 saat banyoda o rastaları çözüyordum. Sonra böyle bir hafta falan böyle çok güzel oluyordu saçlar. Sonra yavaş yavaş tekrar böyle kıvır kıvır olup kaya kafa oluyor. Abi bir gelen yorumu size tekrar okumak istiyorum. Eskiden insanlara bu kadar hızlı ulaşma imkanı yoktu. Bu yüzden çalışmalarda oluşan karakterler ya da tipler de insanlar ile etkileşime geçebilecek halde olmalı belki demiş. Yani aslında şöyle bir durum var abi. Bir karakter, bir tip oluşturduğun zaman bunun sosyal medyasını yaşayan birisiymiş gibi açabilirsin. Tam olarak öyle bir şeyden bahsediyor. Çok anlamadım bunu ama.
Var yani, ama öyle, öyle tabii öyle de var yani, şey, interaktif karakter olabilir, bir yapay zeka gibi seninle konuşan, onu da karakter olarak yaratabilirsin. Hani şimdi avatar denen şey de karakter değil mi, herkes kendi ama avatar. Şeyde tespit de doğru, harbiden şimdi bir karakter yaptığında muhakkak sosyal medyayla onun kimliğini orada da desteklemen gerekiyor. Olabilir yani. Zamanın ruhunu katabilirsin. Ben mesela en son Uykusuz Kış dergisine bir tane şero yapmıştım. Orada Tonguç Taceddin Instagram hesabını açıyor. Bir de çok sevimli diye falan, işte kalabalık. Yani tamamen Instagram üzerine kurulu bir şero çizmiştim. Ama şero Instagram diye şeylerinden çok daha eskilerden, hani yokluk zamanlarında çizdiğimiz şeydi. Yani çizdiğin karakteri zamana uyarlayabilirsin. İçeriği sosyal medyayla ilgili bir halde de koyabilirsin onu. Ama bence karakter yaratmak için bir zemine ihtiyaç var. Hangi zemine bunu yapıyorsun? Mesela işte Mis dergisi için Mis dergisine yapmak gerekiyor karakteri. Yani her evet. Karakter kendi zeminine uygun. İşte arkadaşın dediği de belki hani sosyal medyaya o zemine uygun bir karakter yaratırsan bunun biraz interaktif olması da iyi olabilir. Bu arada abi 53 yaşında bir arkadaş Memo'dan Aşık Memo şiiri istiyor. Buranın sansürü nasıl ya YouTube'un? Ya bilmiyorum abi, birazcık gaddar, haberiniz olsun, ama bir tane Aşık Memo şiiri şimdi iyi gelirdi, biliyor musun abi? Nasıl bulacağım? Yayını uçurmayacaksa YouTube bence olur güzel işte. Ya uyarı atarsa bana, sanırım YouTube'u stüdyoda şey yapabiliyor musun, ses editi? Ha. Evet abi, kesiyorsun. Bir de şey, hani bundan sonra bu yayında koy bari de insanlar, dinlemek isteyenler dinlesin. Onu yazmışlar. Evet, canlı evet, evet, kaydedeceğim bunu. Kaç, tamam. Kaç kişi var ya? Yani Aşık Memo'yu bilmeyen vardır. Şimdi şey olur ya. Abi doğru. Kaç kişi var abi? Abi 280 kişi var. Abi ya, çokmuş la. Başımıza bela alabiliriz. Gerek yok ya. Niye ya? Bela almayız be abi. Aşık Memo yani bir küfür değil ki. Bu bir edebiyat. Ya da bilmiyorum abi, siz bilirsiniz. Abi şöyle bak geçen şey haberini söyleyeyim. Bu Jahreyn abi bir şey bulmuş falan. İşte derdini sikeyim gibi bir şey. Sen derdini söylüyorsun. Onlar da senin derdinin falan diye böyle hem sen rahatlıyorsan komik bir ortam. Ama oradan almışlar abi, adamın anasına küfür etmiş de falan da filan da. Yani konuyu bağlamından kopardığın an, ya bağlamı şöyleydi diye anlatana kadar gidiyor iş abi. O açıdan evet. Mesela şimdi Aşık Memo şiirini buradan kesip alsalar biz nasıl onu anlatacağız da Aşık Memo aslında böyle bir karakter de, adam böyle biri değil ya Memo falan. Yani o çok gıcık bir şey. Ona biraz bir kıllanıyorum. Bağlamından koparılma hikayesi. Olacak, mavi apoletli alıcı götürecekler yani. Yayın açık kalacak. Evet evet. Öyle şeyli. Hazır orada ama tamam dediler yani, yeter acı dediler bana. Abi, ben de YouTube kanalı açtınız mı? Var mı YouTube kanallarınız? Buradan da duyurusunu yapın istiyorsanız. Ha, yani evet, bak, ya çalıştıralım oraları. Ben abi Insta beni kovduğu için ben YouTube'da canlı yayın yapmak istiyorum ama 50 kişiye ihtiyaç varmış. Şu anda 29 kişi var. Eğer buradan bizi izleyen varsa benim hesap Bülent Üstün galiba. Oraya katayım, ben senin hesabı bulup chatten paylaşacağım şimdi. Yollasa da burada yardırayım bir de ben. Bakalım YouTube ne kadar dayanacak dedim abi. Abi YouTube da gaddar biraz ya. Gerçi çok bilmiyorum. Cemre coşuyor mesela. İçinden geçiyor YouTube'un yani. Ha, yani biraz özgürlük versin ya. Biraz mesela şey, erlik falan güzel küfür ediyorlar onlar. Yani bazı insanlar, onlara bir şey olmadığına göre burası biraz daha... Yani makine mi algılıyor yoksa şey mi, şikayet üzerine mi ya? Tam ben şey İkisi de abi. Makine de algılıyor. Şikayet olursa o zaman da bakıyorlar. Ulan senin hesabı bulamıyorum abi ya. Yazıyorum ve çıkmıyor. Zor senin hesabın. Benim de çıkmıyor. Hayvan büstün olabilir mi? Dur bakayım. YouTube Psycho büstün. Psycho büstün müydü abi? Abi neydi? Dur bakayım bu benim hesap. Ana sayfa. Her şey çıktı, sen çıkmadın ya. Tamam abi, Bülent Üstün yazıyorsun, çıkıyor işte. Bitişik abi, mi yazıyorsun?
Ha, bir dakika lan, değilmiş o, pardon. Bitişik yazalım. Lan kanalı bulamadık ya. Nasıl bulamadık ya? Kanal. Neyse abi, dur, muhabbete devam edelim. Ben ismini değiştirmedim mi acaba ya? Abi ben bulamadım. Tamam. Geçen sefer nasıl buldun lan kanalı? Dur bakayım, şurada da bir antusunu yazayım. Üstün yok. Üzen üstün yok. Hayvan üstün yok. Neyse, bulamadım abi ben de. Ha evet abi, Dodi El Fayed. Ha Dodi El Fayed diyor. O ne lan, evet. Niye? Tamam, Dodi El Fayed'i değiştir abi. O tamam, neyli Diana'ya kayan eleman. Tamam. Tamam, kanalı düzenle abi. Bir Dodi El Fayed. Tamam, okey. Ben yine bulamadım. Bitişik mi Dodi El Fayed? Diana çıkıyor ya. Yok, şimdi yaz abi. Şimdi bir daha yaz. Değiştirdim şimdi. Bülent Üstün yaptım. Tamam. Şimdi Bülent Üstün yaptım. 25 abonem var abi. 25 kişi daha gelirse canlı yayın yapabilirim. Abi ben niye bulamıyorum seni ya? Bülent Üstün. Dur abi, sana yollayayım. Kanal aramak diye ayrı bir şey yok mu ya? Videoları gösteriyor çünkü. Abi dur. Hiç bilmemek ya. Ha, hiç bilmiyoruz abi. Neyse ya, siktir et. Oğlum ne kadar amatör gözüküyoruz şu an. Vay amına koyayım ya. Ama ben çok eskiden açıp unutmuştum ya. Şimdi sen... Ne kadar olmamalıydı abi ya. Evet. Bülent Üstün, Psycho Büstün, Dodi El Fayed yazayım bir de. Bülent Üstün falan, Bülent Üstün. Ha evet. Bir tamam tane işte. Bülent Üstün var. Biri büyük harfli, biri küçük harfli. Büyük harfli. Ha, ben buldum abi. Buldum. 77-40. Ya böyle şey var, çizgi var. Buldum böyle. Buldum abi. Chatten paylaşıyorum. Ha. Aynı chatten attım. Ona abi katılır mı? 25 abonem var. 25 kişi gelirse ben de YouTube'dan canlı yapabiliyormuşum. Yaparız ileride. 8 olmuş. Kaç? 28. Güzel. 29 oldun şimdi. 29, iyi, tamam. 44 oldun abi. 44 oldun. Verin abi 50'yi, yardırayım YouTube'u. Verin 50'yi. Oldun abi, şu an 50 abonem var. Aa, hadi süper abi, eyvallah herkese. Çok teşekkürler. İnce canlı yayınlar. Yine 50 insaflıymış ya. Bu bir tane 10 bin kişi gerekiyor falan bir şeyler için. Vallahi acayip şeyler gördüm. 1000 kişiyi nerede bulacağız abi? İyi, ben de o zaman arada böyle YouTube'da şey açarım. Böyle muhabbetler arada kanalım. Bugün abi Zoom mu kıyak geçti? Ne anlamadım ama 2 saat 17 dakika oldu. Ufak ufak kapatalım mı? Saat tamam, 2 kere. Olur ama bu senin 40 dakika teorin çöktü birden değil mi? Çöktü, göte kaçtı teori ya. Bayağı hayvan gibi yani, yayındayız. Ben abi bir ara şeyi, Zoom'u satın aldım bir ara. Senelik abonelik aldım. Böyle insanlarla şey açarız falan diye. Ama yapmadım. Bir sene boyunca hiç kullanmadım. En sonunda aboneliğim bitti. Acaba ayıp olmasın diye kıyak mı geçiyorlar? Kullanmadı çocuk bir sene. Neyse. Büyük olasılıkla. Öyledir. İyi abi, yani yapalım arada. Bence şey, nostalji de güzel oldu. Sezyum da gelip gitmesi arada insanların, şahane. Bayağı yani bitmez konuşacak mevzular. Konuşuruz yani. Tamam, ben size bırakıyorum. Kapatabiliriz de devam da edebiliriz istiyorsan. Yok abi, Memo'nun da uykusu geldi. Adam aile hayatı. Ben de mesela bugün çok geç uyandım. Bazen çok erken uyanıyorsun. Böyle geç bu saatlere bir şey kalınca hafif güvercinleşmeye başlıyorsun ya. Erken uyanınca. Geç uyanıyorum ama geç de uyuyorum ya. Çok benim uyku kalmadı bende. Çok ya, öyle oluyor hakikaten. Mesela erken uyanıyorsun. Erken uyandığın gün bakıyorsun 10 gibi uykulan diyorsun. Bugün 11.30'da uyuyorum. Ama yani bırakamıyorsun. Ne güzel tatlı bir gece var önünde. Niye uyuyayım lan? Ziyan olur lan diyorsun. Şahane gece. Abi.
sabah 8-9 gibi dışarıda hiç bitmiyor abi o ses. Sürekli bir yerde kentsel dönüşüm var. Gece evet. O yüzden lezzetli abi. Sessiz, güzel. Evet. İyi ama biz lanetlenmiş çocuklarız abi bu konuda. Artık bence geceden paçayı kurtarmak çok zor. Abi benim geceleri uyumamamın nedenini biliyor musun? Ben çok ufak bir çocuktum. Cumhuriyet Bayramı'nda gece 12'de havai fişek gösterisi yaptılar Karabük'te. İnanamadım. Geceyi böyle aydınlattı havai fişekler. 5 yaşında mıyım neyim? Ondan sonra her bayramda, çocuk olduğum için bilmiyorum, resmi bayramlar, dini bayramlar, her bayramda gece bekliyorum, uyumuyorum. Bütün ev ahali uyuyor, ben uyumuyorum. Pencereye gidiyorum arada, ha atacaklar, ha attılar, ha atacaklar. Meğer 12 Eylül ihtilali o, 12 Eylül zamanları havai fişek yasaklanmış meğerse. Vallahi. Bütün bir çocukluk benim öyle geçti abi. Gecedirir ben uykusuz kalmayı öyle öğrendim. Evet, uykusuz çok güzel ya. Çok büyük. Ya zaten uyumamak çocuğun eğlencesi ya. Çocuğu bıraksan uyumuyor çocuk zaten. Zorla uyutuyorsun ya. Yani uyuyordum. Ben her zaman uyuyordum yani. Bayağı bıraksan sürekli uyuyordum. Son zamanlarda bayağı hayat bitecek ve uykuyla harcıyorum diye hiç uyumamaya çalışıyorum yani. Hatta böyle 4-5 saatlik uykuyla yaşıyorum son aylarda. Aa dedim oluyormuş. Tam oluyormuş derken gözüm kızarmaya başladı. Bir şeyler olmaya başladı. Tabii. İçeriden abi, çöküyorum galiba yavaş yavaş. Ben abi o kadar efsane uyuyorum ki. 7 saat, 8 saat. Ben çok uzun zamandır 8 saat. Abi uyuyor. Eskiden mesela uyumayınca böyle tipin daha da bir güzel olur. Böyle bir şey olursun ya karizman artar uyuyun. Şimdi bir gün uyumayınca bayağı baykul böyle mahvoluyorsun ya. Yamalıyor, turşu gibi oluyorsun. Abi artık tabii bir hani uyumama lüksü diyeyim ben. Lüks çünkü bu yani herkes sabahlayamıyor yani. Her işine gücüne gidin. Abi gençlik ve yaşlılık arasında mesela şöyle bir şey var. Gençken 10 saat uyuyorsun yastığın üstünde kalkıyorsun. Gayet şıkır şıkırsın yani pırıl pırıl kalkıyorsun. Şimdi mesela uyuyorum 7 saat falan uyuyorum yastığın üzerinde. Bir kalkıyorum o yastığın bütün kırışıklıkları yüzüme çıkıyor direkt izi. Hani etim mi yumuşamış ne olmuş bir şey olmuş artık yani kalkıyorum yatağın bütün deseni üstümde bence daha artık kımıldamadan uyuyorsun çok pozisyon değiştirmeden uyuyorsun olabilir ondan olabilir da. Abi eskiden yastık izi demek abi derin uyku de derin uyumuş belli ki yani aynen. İyi. Biz de öyle küçükken işte Cengiz'le muhabbetimiz kudururdu. Bana babam böyle yeter artık başım ağrıdı susun falan diyordu. Yatın artık falan diyor. Biz de böyle fısıltıyla devam ediyorduk. Ondan sonra biz oralarda yavaş yavaş uyumamaya başladık. Zaten dergicilikte de uyumadığını duyduk of diye. İlk uyumadığımız geceyi hatırlıyorum. O kadar mutlu olduk ki lan özgürlük yani herkes uyumuş falan gece senin. Ortada devlet bir şey yok falan. Ben çok şaşırdım bir de devletin izin vermesine. Hani böyle TRT hemen askeri törenle kapanıyor. Yatın diyordu ya TRT. Yatmayınca bizi yakalayacaklar falan zannediyordum ben. Sonra ulan uyumuyoruz ve kimse bir şey demiyor. Bir de TRT 2 çıktı. 12'den sonra yayın da başladı. Oha devlete bak izin veriyor uyumamasına vatandaşlarını falan diye çok sevinmiştim. Ya büyük bir özgürlük işte ya. Yani özgürlük ve lüks de yani. Hani uyumadık falan diyorsun da yani uyumak zorunda olan ne yapsın? O zaman o biraz alınıyor yani. Biz süper uyumadık falan. Bu gece de uyumadık. Bak adam vize almaya gitmese o da otur bizi dörde kadar tutacak ama sabah. Yani uyumamanın en kötü tarafı şey abi. Sabah gündüz resmi işin varsa bittin. Abi gece kimse uyumuyor ya. Bu bilmem çocuklar, acaba Cemre Demirel'ler, Erlikler, Merlikler gece yayın açıyorlar. Saat 3'te 4'te binlerce insan geliyor yayınlara. Hazır kıta bekliyor herkes. İlginç. Öyle bir şey de var. Büyük bir kitle var gerçekten. Artık gece yaşayan. Yani ev ofis çalışanlardan dolayı çok da fazla çoğalmıştır diye düşünüyorum. Gececilerin. İyi o zaman abi bir dahakine daha geç açalım.
Mesela 3 ile 5 arası açalım. İyice gecikler yandı. İyice. Abi evet. Teşekkürler. Eyvallah. Şahane oldu o zaman. Arkadaşlar sizler de bize katıldığınız için çok teşekkürler. Güzel nostaljik bir gece oldu aslında. Evet, o zaman yeni yorumlar sonradan ben görülebiliyor mu ya? Kalıyor mu yorumlar? Evet kaydedeceğim ben. Şeyde çıkacak. Evet. İzlerken çıkacak, yanda akıyor. Akışı gösteriyor. Evet. Ben de bu arada 50 kişiyi aşmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Ben de beklerim sizi. Canlı olur. Buradan yardırırız abi. Bu peki şey kaç pencere açabiliyor? Emre onu bulabildin mi abi? 3-4 kişi falan konuşabiliyor herhalde. Konuşur abi. Ha, evet. Alabiliriz yani. Ha, ama bu arada şey sıkıntı oluyor işte böyle. Evet. Bu laflar üst üste biniyor falan. Aynen. O mini gecikmelerden diyaloğu bozuyor. Eyvallah abiler o zaman. Şahane, eğlenceli bir gece oldu. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.